Aslı, Kayahan ve gizemli kadının görüntülerini ifşa etti. Benim elimde görüntü var. Dün geceden beri uyumuyorum. O da dedi bir koluna girin bir fotoğraf çekelim ya. Bence açıkla, bu bizim gelin adayımız. Kayahan bir de üste çıkmaya çalıştı. Bana nişan yapılana kadar... Yine başladın mı abi? Sen ne yüzüğü çekip çekip atıyorsun? Takmıyorum. Sen onun tırnağı olamazsın. Tribün karıştı. Gerginlik tüm stüdyoyu sardı. O kadar Aslı'ya ikazlarda bulundu. Aslı, sen de bunları kabul etmiyorsan Kayahan da iyi yapmış. Hiç mi bu kızın bir meziyeti yok, hiç mi bir şey yok? Stüdyoda gergin anla. Eski sevgili krizinin sonucunda son gülen Görümce Gamze mi olacak? Şimdi sabahın sultanı Seda Sayan'da. Evet, dün burada sadece Aslı, Kayahan, Gamze arasında tartışma yoktu. Bizim de aramızda tartışma vardı. Ne olacak bu durum diye. Bazılarımız Kayahan'a hak verdi. Bazılarımız Aslı'ya hak verdi. Bazılarımız Gamze'nin de ekmeğine yağ sürüldü dedi. Nedir durumlar? Ben baş edemiyorum. Bak, güzel giyinmiş bugün. Bir adım atmış. Aylarca, yani bugün mü adım atmış abla? Beğendin mi bugün kıyafetini? Güzel, yakışmış ama. İlgilenmiyorum abla ya. İlgilenmiyor musun? İlgilenmiyorum. Neyle ilgileniyorsun? Kafama göre yaşıyorum. Zaten ben senin için giyinmedim. İlk defa pantolon giydim yani uzun süre sonra. Keşke o da beni kombinim adam için... yerine koyup her defasında böyle değil. Giyinseymişsin. Senin için değil. Keşke öyle giyinseydin ya. Ayrıca da pantolon giydim, göbeğim açık. Sana ne? Seni hiç alakadar etmez. Göbek açık mı? Evet Seda. Bakayım. O minik canım, minik. Bakıyorsun arkada bana sabahtan beri. Bakacağım sana arkada ya. Ben sen neyine bakacağım ya? Özgüvenine olur. Bak ya. Özgüvenliyim tabii. Sen neyine bakacağım ben arkada tabii ya? Tabii ki de özgüvenliyim. Bakıyor Gamze. Ya. Efendim Seda. Hoşuna gidiyor böyle evet, Kayahan'ın yaptığı çıkışlar. Biraz önce sana baktım böyle oh gülerek tadını çıkarıyorsun. Evet, çünkü bu ilişki olmayacak. Zaten ilk baştan oraya doğru söylüyorum. Evet, olmayacak. Benim de gerçekten çok hoşuma gidiyor. Kardeşimin aklının başına gelmesi, bir şeyleri görmesi. Sana göre Kayahan'ın aklı başına mı geldi? Evet, bazı şeyleri görebiliyor artık, Allah'a şükür. Vallahi artık ne istersen yap, umurumda değilsin. Sen umurumda hem suçlu hem güçlüsün. Ben ne suçluyum ben? Sen ne yaşandı burada, farkında mısın? Ne yaşanmış? Ya tamam, eski sevgilimdi. Ne? Sokak ortasında çıktı karşıma, yani ne var bunda ya? Ne saçmalıyorsun ya sen? Allahu Ekber ya. Alkışlıyorum seni, aferin, artık her şeyi açıklıyorsun, bravo sana. Gördün mü? Artık açıklayabiliyorsun. Beynimi götürdün ya, tamam. Aferin İtiraf sana. İtiraf ediyorum ya, yeter ya. Gördün mü? Artık Allah itiraf ya. Edebiliyor. Sen ne saçmalıyorsun ya? Ne demek eski sevgilimdi, suratıma bak. Dün de kısa yollu söyledi ama bunu. Evet. Bak bak, dün söyledi. Böyle bir vurkaç yaptı, sen anlamadın. Gamze ile cebelleşirken anlamadın, biz duyduk. Dün böyle bir şey yaptı, bitmiş gitmiş eski dedi, ne var kafamı mı çevireceğim falan dedi. Ben de liseden çıktığımda liseden eski sevgilim diye saçmalıyorsun sandım. Bu şimdi senin düğün hazırlığı yaptığın eski sevgilin, bana bunu söyle. Ya ne abi, sen ne tövbe. Ben demedim mi, kızı tanıyorum. O da hep inkar etti, yok o değil. Tanıyorum dedim ya, ben niye tanımayayım? Sürekli gördüğüm bir bayan, niye tanımayayım? Abi eski sevgilim ya, eski sevdiğimdi ya. Kimse ilgilendirmez bu ya. Kimse ilgilendirmez. İlgilendirmez ya. Beni ilgilendirir, ben seni kız arkadaşım. Seni ne ilgilendirecekse, aylardır burada beni yordun ya. Abi bir kere değişmedin ya. Sen benim değişmememi kendine bahane edip eski sevgilinle kol kola memleketinde yürüyemezsin. Değişseydin abi. Değişseydin. Yüzsüzlüğe anladın bak. Anladın mı? Ne yüzsüzlüğü ya? Yüzsüzsün. Değişseydin ya. Beni buraya getirdin ya, yeter ben. Sen... Madem böyle sadakatsiz bir insansın... Sokakta başımı eğip geziyorum ya, yeter ya. O seninle başkasıyla, ben ya? Başkasıyla gezerken ben gayet mutlu geziyorsun. Ben seninle mi uğraşacağım ya? Sen gibi değil ki o. En azından koluna taktığı zaman gezdirebiliyor. Seni de koluna taktığı zaman kafası yerde geziyor. Sevdiğim seninle dedin, ben ya, yeter ya. Sevdiğim dedin ha? Sevdiğim dedin.
Açıklar mısın bana bu durumu? Neyini açıklayacağım ya? Burada 3 aydır beni neden oyalıyorsun? Ben bu durumu neyi açıklayacağım ya? Demek ki sen her şey... Sen değişmedin ki abi, beni bıktırdın. Her şey doğruymuş. Kaçırıyordun beni ya. Kaçırıyordun. Her şey doğruymuş. Kaçırıyordun ya. Evet, sen beni kullanıyorsun. Her hafta 1800 kilometre ben uçak bileti kesip gidiyordum, memlekete geliyordum ya bir gün için ya. O kız için gidiyorsun yani. Her şey ortaya çıkıyor. İtiraflar ve yüzleşmeler başladı. Dur yeter arkadaş ya. Ben öncelikle seninle hiç konuşmadım. Senin Muğdur'a gitmelerin ilk başladığında Sedan hatırlıyor musun? Suratıma bakmıyordu, hep buralara bakıyordu. Demek ki o zaman utanmışsın yaptığın şeyden ama artık hiç utanmadan o benim sevdiğim diye burada haykırıyorsun. Sana da yazıklar olsun. İtiraf ediyor işte. Evet. La sana yazıklar olsun ya. Nasıl aklın başına geldi? Aylarca sen beni buradan mahvettin ya. Yeter ya. Peki sana bir soru soracağım. Elinde istediğini yapan, istediğin gibi kapalı giyinen, saçını istediğin renge boyatan birisi varken benim değişmemi hala neden bekliyorsun? Seni sevdiği için. Kayan itiraf etmişken o görüşmenin daha böyle çok ileriye gittiğini de anlatır mısın? İtiraf nasıl eder yani misin ablacığım? Abla sen ne diyorsun? Kendi abla itiraf etsin. Bak neyi devamlı. İtiraf edeyim ya? Hani abla ne diyorsun? Artık abla itiraf ediyorsun. Ya, anlamıyor musunuz ya? Anlatıyorum i̇tiraf ya burada ya. İtiraf ediyorsun ya artık. Sokağın başında karşılaştık, bu kadar yani ya. Ya ne saçmalıyorsun sen? Bu nasıl bir karşılaşma? Bence biraz daha böyle anlat. Açılmışken daha gerçekleri anlat. Sadece bunun sen burada olmadığını anlat yani. Ne dediğini farkında değil yani ki. Diyor ki ben evet hafta sonları nefes almak için gidiyordum. Şimdi de sokağın ortasında karşılaştık diyorsun. Dalga mı geçiyorsun benimle sen? O bana saygı duyuyor, anladın mı? En azından sen gibi anladın değil. Anladın mı? O kadar saygı ama duyuyor sen, ki. Kolunda sen, benim adım varken sen, bile seninle kol kola sen gezebiliyor. Ama sen çok saygısızsın, anladın mı? Hiç ya bu kolunda yazı varken ne olmuş ya? Kolunda yazı varken ne olmuş? Kolunda Aslı yazan bir adamın koluna nasıl girebiliyor bu? Yayından çıkışta gidelim, sildirelim onu. Zaten zorla götürdü, yaptırdı. Tamam, sildirelim. Ne? Ne diyorsun sen ya? Ne demek zorla sen götürdü, onu yaptırdı? Zorla götürdü. Ne biçim konuşuyorsun git sen? Git orada otur bak. Ben senin istediğini yapacak, orada oturacak bir insan değilim. Zorla yaptırdı ne demek? Ya, beni ne biçim bir pozisyona soktun sen, farkında arkadaşım, mısın? Sen niye geliyorsun yanıma ya? Allahu Ekber ya. El çek ya. Ya. Beynimin etini yedin ya. Kölge gibi geziyorsun başımda ya, git ya. Allah billahi ya. Artık aklı başına geldi ya, Allah'a şükür ya, gerçekten. Artık tek başına Aslı, otur orada. Aslı, şuraya otur da yüzünü göreyim. E ne oldu şimdi bunlara? Dün Aslı o kadar dedi ki, kalk git buradan, oraya otur dedi. Kalkmadım, bugün ne oldu? Ne yapayım abla ya, yeter yoruldum ya. Başımda durum ya. Koluma isim yazdırmış. Aylarca bununla uğraşıyorum ya. Sildiririm ben onu. İşler değişti. Vallahi Kayahan'cığım sen Aslı'yı değiştiremedin ama sen değiştin. Bir o koltuğa gidiyorsun, bir o koltuğa gidiyorsun. Aslı aynı Aslı duruyor. Bir de saygısız bir kişi değil ki o. Sana göre öyle, sen şu anda sinirlisin ya. Bir de kendi ağzında söyledin dün. Ben seni kıskandırmak için bu resmi çektirdim diye. Şimdi tekrar bir döndün yani. Aslı'yı istediğin kadar bu şekilde yapsan değişmiyor. Yani kız gerçekten mert bir şekilde ben buyum diyor yani. Yeter ya, ben Fidecan abla ya, yeter, dayanamıyorum artık ya. Kayahan'a evet, hak veren var mı ya? Ne oldu büyük Şükran? Vallahi Kayahan çıldırdı çıldır. Sabır taşı bile ortadan yarıldı. Çocuk ne yapsın? Bulaşık yıka, yemek yap, evet, ayağını yıka. Evet. Ne yaptıysa bir türlü Aslı'yı bir santim bile değiştiremedi. Artık çileden çıktı bu çocuk. Evet. Bak kız arkadaşına bile yani bir Aslı birazcık değişir mi diye onun için yani ufak bir dedi gezme yapayım dedi. Ha. Aslı belki değişir, beni kıskanır dedi. Aslı kıskanıyor musun şeyi? Kayahan'ı kızı. Kıskanıyorsun değil mi? Seviyorsun. Eski sevgilisi buraya bağlanıp bana dedi ki zaten Kayahan'ı elinden tutup dönmeciye zorla götürmüşsün dedi. Ve şu anda Kayahan'dan duyduğum cümle zaten zorla yaptırdı dönmeciyi. Demek ki başından beri Kayahan o kişiyle görüşüyormuş. Hayır kızım, hiç inanma. Seni kıskandırmak için ufak bir böyle çay içmeye gitti herhalde. Bir şey olmaz yani. Seni kıskandırmak için gitti. Hem de sen üzülme, kıskanma hem de. Efendim Tülay.
Şimdi Kayahan zaten baştan beri her söylenen şeyi hatırlamıyorum deyip hep kaçamak cevaplar verdi. Yani şimdi de bu bir bahane. Aslı'nın yapmış olduğu her şeyi, aslında Kayahan zaten baştan beri Aslı'yla olan sevgisinden bence emin değildi. Aslı onu çağırdı, Aslı onu seviyordu. Hep her şeye kaçamak cevap verdi. Hiçbir zaman Kayahan net olmadı ki burada. Kayahan nasıl, ya sürekli Kayahan haksız çıkarıyorlar. Seda Hanım, Kayahan elinden geleni yaptı. Dediği gibi bulaşık yıkadı, ya her şeyi yaptı Kayahan. Ya resmen hizmetçi oldu senin evinde. Sen ne yaptın? Bana bir tane de ki ben bunu yaptım. Herkes seni haklı görüyor burada. Ne yaptın Kayahan? Buradaki olayları gören Aslı'nın annesi Birsel Hanım'dan mesaj geldi. Hazır mı arkadaşlar? İzleyelim. Aslı'cığım, güzel kızım bak, başından beri size söylüyorum. Bu birlikteliğinizi hiçbir şekilde onaylamadığımı size defalarca söyledim ve son kez söylüyorum. Kayahan, sen kimsin benim kızıma sana zaman veriyorum diyorsun? Neyin zamanını veriyorsun ya? Zaten başından beri sen oyalıyorsun. Kalkıyorsun bir memleketine gidiyorsun, bir buraya geliyorsun. Neye güveniyorsun, kime güvenip gidiyorsun anlamıyorum. Şimdi de kalkmış sen değişmiyorsun, sen temiz değilsin, şöyle değilsin, böyle değilsin. Benim kızımın sen başından beri 1,5 senedir artık ne olduğunu öğrendin, biliyorsun. Hala değiştirmeye çalışıyorsun. Değiştiği zaman çok mu mutlu olacaksınız? Benim çocuğumu orada rezil ettiniz, beni rezil ettiniz. Sizinle görüşmek, hiçbir şekilde diyalog kurmak istemedikçe siz beni zor durumda bırakıyorsunuz. Olmuyor artık, anlamıyor musunuz? Olmayacak. Bu birlikteliğiniz hiçbir şekilde olmayacak. Ne ablan, ne ailen, ne ben hiçbir şekilde istemiyoruz. Anladınız mı? İstemiyoruz. Herkes yoluna gitsin, herkes işine baksın. Benim kızımı kıyafetiyle, kişiliğiyle, temizliğiyle, her şeyiyle vurdunuz. Artık ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Burada gerçekten çok üzülüyorum. Benim kızım orada çok üzülüyor. Ben burada çok üzülüyorum. Beni her şekilde çok zor durumda bırakıyorsunuz. Kayahan, lütfen kime güveniyorsan, kiminle birlikte olmak istiyorsan, kimi kendine yakıştırıyorsan git onunla birlikte ol. Benim kızımı da bırak. Öyle seviyorum, sen değiş, böyle mutlu olacağız dersen Aslı hiçbir şekilde zaten değişmez. Sana tüm dürüstlüğüyle geliyor, ben buyum diyor. Sen onu o şekilde kabul etmiyorsan, edemeyeceksen zaten başkalarını araya sokmana gerek yok. Ne senin ailen, ne ben hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Aslı, öyle kötü baktın ki Kayahan'a. Çok öfkeyle. Gelsin alsın kızını. Gelsin, hayır, alsın. Birsel Hanım diyor ki kızımı rezil orada ettiniz. Orada konuşacağına gelsin alsın kızını ya, yeter kızını ya. Kızını biz rezil etmedik. Ben sen uğraşacağım ya. Kim kimi rezil etmiş buraya? Evi kendini rezil etti. Bir de Kayahan'a diyor ki sen kimsin? Siz kimsiniz ya? Benim siz anlamak kimsiniz? Ya. Kayahan annemin ses kaydını dinlerken ağzını yüzünü öyle bir oynatıyor ki. Öyle mi? Sen siz bizi rezil ettiniz. Benim annemin ses kaydını dinlerken bile suratını eğiyorsun. Kayahan bana zaten başından beri oynadı. Annem sadece orada konuşuyor. Sadece mesaj gönderiyor. Sadece sana mesaj atıyor. Çıksın, gelsin, buraya otursun, benle bizle muhabbet olsun. Ben cevabını vereyim Kayahan. Neden gelmiyor? Ben cevabını vereyim Kayahan. Siz benim başımı yere eğdiniz oğlum. Kayahan yalancının teki. Kayahan bana hiçbir zaman dürüst olmadı. Hiçbir zaman dürüst olmadı. Başından beri burada oynadığını biraz önce kurdu. Aslı beni dövme yaptırmaya zorla götürdü cümlesinden. Götürmüşsündür. Bütün herkes anladı. Götürmüşsündür. Siz benim başımı yere aydınız ya. Dövmenin yapıldığı ilk gün Kayahan burada bana seni yazdım. Kızımı rezil ettiniz. Seni bizim yazdım. Kız zaten var mısın? Elinle siz. Beni dinle beni. Dinlemiyorum bir seni. Bir şey anlatıyorum ya. Anlatma bana siz bir şey. Siz de genetik, siz dinlemeyi bilmiyorsunuz. Seni dinlemek istiyorum. Kayahan da dinlemeyi bilmiyor. Ben konuşurken siz konuşursanız abi, beni zaten anlamazsınız. 80 milyona sen beni rezil ettin ya. Tek konuşun. Benim gibi delikanlıyı sen rezil ettin ya. Yeter. Ne yapayım? Ne bana, yapayım da? O gün abi sana karşı ben çok daha ne yapayım? Sana karşı çok net hatırlıyorum. Yeter burada ya. Otururken, temas yok, temas. Böyle oturduk. Seni yazdım kalbime diye bana burada şarkı söyledin. Ben sana söyledin. Karşı artık ne yapayım? Yalancı. Abi sana karşı ben ne yapayım artık ya? Ya git hafta sonları kimle geziyorsan hafta içi beni zaten bulamayacaksın. Uzak dur benden. Onun ya. Onun ya benim yanım zaten. Senin yanım falan nasıl değil. Nasıl yalancıymışsın sen ya? Ya konuşma ya, konuşma dürüst ya. Dürüst bir adam olsaydın. Abi ben dürüstüm, Allah'ına kadar da dürüstüm ya. Ya biz gili oynaya geldik dedik, isim yazdırdık, el ele tutuştuk. Sen bana dedin ki keşke bu kısma ben yazdırsaydım. Zorla mı yaptırmış?
yazdırmış oluyorum. Sen beni nasıl bir pozisyona soktuğunu farkında mısın? Ona buna inat yaparak yazdırdın. Kime inat yapmışım ne ben? Ne bileyim. Nereden bileceğim? İnsan insana nasıl zorla dövme yaptırabilir? Sen ben seni oraya bağladın mı dövme yaptır diye? Zorla götürdün. Ne dedim zorla? Parasını sen verdin. Sen zorla dudaklarını götürdün, kandırdın çocuğu ya. Dudaklarımı indirdin. Sen de karışmasana. Niye karışmayacağım? Benim kardeşim değil mi? Yalancı sensin ya. Şu an bir şey benim kardeşim değil mi? Niye karışmayacağım? Yalancı sensin senin ya. Senin annen oradan ses yolluyor, karışıyor ya. Elini öptürmedin kardeşin, evet. Sana ne? Sen olduğun sürece öptürmem ama şu an benim yanımda. İş anca hasetliye gelince kardeşin olduğunu farkına varırsın. Şu an benim yanımda. Kekeliyorsun, elimi de öptürür, öptürmem de. Sinirden kekeliyorum. Sinirlenme. Sana gidiyor. Dedim. Evet, bununla mı beni zorla yaptırdığımı kanıtlıyorsun? Sinirden kekeliyorum. Sen çok iyi biliyorsun sinirlenince benim konuşamadığımı. That's why I'm speaking English when I'm angry. Ben İngilizce bilmiyorum. Anlıyor Kayahan seni, konuş. Kayahan beni Türkçe konuştuğumda da anlamıyor ki zaten. Kayahan beni hiç anlamak anlamamış. Anlamak istemiyoruz seni çünkü. Şimdi, ben sen anlamak zorunda da değilim. Ben konuşurken susacaksın. Neden? Sen kimsin de biz sen Aslında konuşurken susacağız? Aslında Birsen Hanım'ın mesajını, gönderdiği mesajı dinlediniz. Semra, ne diyorsun? Siz kimsiniz dedi. Kayahan sen kimsin ki benim kızımla uğraşıyorsunuz? Aslı'nın annesi evet bir anne olarak çok haklı. Çünkü her ikisi de birlik olup hele son günlerde Kayahan Aslı'yı yerden yere vuruyorsun Kayahan. Aslı'nın duygularıyla neden oynuyorsun Kayahan? Başından beri Aslı sana demedi mi sürekli kılık kıyafetini eleştiriyorsun. Ben buyum dedi, ben sonradan zamanla değişirim demedi ki şimdi kalkıp. Sürekli yüzüne vurup eleştiriyorsun. Ablacığım günah değil mi bana abla? Yazık değil mi bana? Neden ben yazık olsun ki sana? Ben de erkeğim, burama geldi abla. Ha. Burama geldi İki ya. İki tane kız arkadaşı olan bir erkeksin. Niye yazık olsun ki? Alkışlıyorum seni. Abi patladım da yeter ya, patladım ya. Sen başından İçim beri... Attım patladım yeter ya. Başından beri bu kadınla beraberdin. Ya ne? Ya bir sus ya, sus ya. Akşama kadar senin yanındayım ya aylarca ya. Ama yeter. Aha, akşama yeter kadar ben benim yanımdasın, hafta sonları oraya gidiyorsun. Ben seni çekemiyorum artık ya. Yazık bana ya. Ben seni çekemiyorum artık. Ya. Ben de bir insan evladıyım, yeter arkadaş ya. Neyi yeter? Ben ne yapmışım ya? Koydun ya. Ben ne yapmadın ki? Ne yapmadın ben ki ne yapmışım? Ne yapmadın ya? Benim kişisel tercihlerim gerçekten rezil çok ettin sinirliyim. Bizi resmen rezil ettin sen. Siz ya. Siz kendi kendinizi rezil ettiniz. Biz. Siz şu an doğru, benim dağınıktı. Benim evim çekti. Sen aylarca kendini burada rezil benim ediyorsun. Benim evim ya. Gözüktü. Peki bir saniye. Sen de haklısın. Bir saniye. Semra sen konuşurken Şadıman sana kızdı. Neden kızdın Şadıman? Kızdığımın sebebi şu Seda Hanım. Kayahan o kadar mücadele verdi. Seviyor. Ailesine kabullendirmek için biraz değil. Şu kadar aslında oyun yok. Azıcık bir parça fedakarlık yapsan bu duruma düşmeyeceksin. Şadıman abla ben başından beri değişmem diyorum burada. Hadi dedim evimi toparlayacağım. Onu da her gün gittiğimde temizliyorum. Ama Kayahan bana nikah belli. Kıymamak için son günlerdir ben nişan baskısı yapıyorum. İşler bu hale geldi. Gerçekten şu sabahtan beri yani abi, duyduklarımı şu an sindiremiyorum. Çok nişanlanmak istiyorsan yüzüğü niye atıyorsun? Nerede yüzük yok? Ben seninle şu an hiçbir şey yapmak, göz göze dahi gelmek istemiyorum. Ben... Abi benden uzak Allah yapma. Zaten o vallahi. Çok istiyor senden nişan mısın? Yapmak. Lütfen ben dinler misin? Çok istiyor. Sen de bana bakar ya. Mısın Kayahan? Ben bu dövmeleri neden? Zorla mı bir saniye. Yaptırdım? Neden Şadıman? Çok bir moraldı dakika. Bakamaz. Bir dakika baştan al. Aslı dedi ki yüzüme bakar mısın dedi. Sen ne dedin? Bakamaz dedi. Niye dedim ben de? Çünkü Aslı'ya laf geçmiyor. Sözünü geçiremiyor. Hani ondan o mı da... Kayahan? Yani senin... Abi abla ya. Yeter ya, dayanamıyorum ya. Erkek milleti fazla sıkıntıya gelemez Seda Hanım, gelemez. Bu böyle. Ben de yürekli cesaretli bir adam istiyorum. Gelemiyorsa sıkıntıya, her hafta sonu kaçacak kadar sıkıntıya gelemiyorsa... Ulan sana var ya neden, dağ dayanmaz. Neden sen var ya sen Allah'ım, sana dağ dayanmaz sen ya. Sen kendi kurduğun cümlelerin arkasında duramıyorsun. Dünya tersine dönse Aslı'dan vazgeçmem diye bu stüdyoda böyle şov yapıyordun ya. Ben dağdım taştım, beni bir de kırdın ya. Sen mi dağsın taşsın? Güvendiğim dağlara kar yağdı benim o zaman. Evet. Şükran. Kayahan burada haklı tabii. Hak veriyorum Kayahan'a. Çünkü burada görüyoruz Aslı'cığım. O kadar sana fedakarlık yaptı ki hala da yapıyor. Sen onun dediği gibi bir saniye bir adım ileri gitmiyorsun. Ya birazcık değişsen ne olur. Ya sevdiğin adam için bunu yapacaksın yani. Başkası için değil.
Ben kirpiğimi kısalttığım bir gün dahi duramadım. Çünkü ben böyle mutluyum. La ben bıktım. Ama bıktım kirpiğimden, ben bu zamana kadar kandırılmışım. Ya, hiç senin şeyinden şımarıklığından, kirpiğinden bıktım. Kurduğun cümleyi bana şımarıksın açıklayacaksın. Şımarıksın sen, şımarık. Sen o kurduğun sen. Cümleyi açıklamadan ben giderim senin eşyalarını şimdi yakarım, sokağa atarım. Bak o kurduğun ya, cümleyi açıklayacaksın. Ya ikide bir sen atıyorum, ne eşya atarım seni atarım, eşya atarım seni atarım sen ya. Sen karışma. Niye karışmıyorum? Sen, şimdi dedin ya Aslı bana bu dövmeleri zorla yaptırdı diye. Onu bana açıklar mısın? Zorla yaptırdın. Zorla yaptırdın, zorla ne zoruyla yaptırdın? Ne bileyim. Ne bileyim. Yorgun argımdın illa götürdün, bilmiyorum kaç saat boyunca gittin, nereye götürdün belli değil ya. Sen o kadar yalancı bir insan. Apaçilerin yanına götürdüm ben de, yüzler gözler dövmeli bilmem neler ya. Şu an gerçekten hani isteyerek yaptırdı. Adım seninle anıldığı için utanıyorum biliyor musun? Ya ben senden utanıyorum ya. Başıma hep geziyorum sokakta ya. Biraz önce sevdiğim dedin. Bana sevdiğim kelimesini ve Aslı bana zorla dövme yaptırdı kelimesini açıklayacaksın. Yoksa ben neyin senin suratına ya? Dahi bakmayacağım. Ya, sizin istediğiniz ya. Gibi olacak sonu. Nerede o günler? Çünkü gerçekten. Çünkü uğruna inat dahi yapabileceğim nerede bir ilişki günler? Görmüyorum şu an. Ne kadar güzel olur. Açıklayacak Safiye, mısın? Nereye gidiyor bu iş ya? Kayahan burada oynuyor Seda Hanım. Aslı kendini asla değiştirme. Aslı birkaç gün önce ya da birkaç hafta önce diyelim Kayahan'a bir şart sundu. Onu bırakırsan, onu yaparsan ben değişeceğim dedi. Ama Kayahan bunu yapmak yerine Aslı'ya şu anda işte o kız bayan diyelim artık onunla görüştüğüyle ilgili blöf yapıyor. Kayahan Aslı'yı asla aldatmadı. Ben hele hiç inanmıyorum. Yani Aslı'nın istediğini yapmadı. Aslı'ya söz verdi. Şart koştu Aslı. O şartını Kayahan yerine getirmedi. Getirmediği için de şu anda... Bilmiyorsun daha yerine getirip getirmediğini. Getirmiş. O onların özeli. Getirmiş olsaydı Aslı değişmeye başlayabilirdi. Aslı ne zaman değişmeye başladı ki şimdi değişse? Ben iyi ki de değişmemişim, değişmeyeceğim değişme de. Ya. Bir erkek, zaten sen değişsen bir erkek için tarzımdan, istemiyorum. Saçımdan, kirpimden, ne güzel tırnağımdan bak, asla vazgeçmem. Ayrılıyorsunuz da ne kadar güzel ya, ben ne kadar seviniyorum ben ya. Ben sırf... İyi ki de gitmemişim ben ya. Bir erkek i̇yi ki de bu, değişmem. Böyle kardeşimle artık ölene kadar böyle olur ama. Ölene kadar yalnız yaşa. Seni hiç ilgilendirmez, şimdi yalnız yaşamakta ne bir var? Şey söyleyeceğim. Aslı orada biraz incitici oldu orası. Yani ben bir erkek için, bir erkek değil, sevdiğin adam. Sevdiğim adamı başkasıyla kol kola gördüğüm gün benim kafamdaki bütün hayaller yıkıldı Seda Hanım. Oo Şadıman'a bak, ölüyorsun dedi Kayahan için dedi. Evet. Bu sinir, bu stres, bu sinir neden? Neden? Abla hep adımı ben atıyorum neden? Ya. Neden ben söyleyeyim? Hazmedemediğim yok, için. Yok yok, biraz önce söyledi ya Aslı zorla yaptırdı diye. Beni nasıl bir pozisyona soktuğunu hala farkında değil. Bak. Bütün adımları Aslı'cığım, ben atıyorum. Sende sen zerre adım ben yok. Ben kirpiksiz mutlu değilim sen diyorsun. Ne yapsın o çocuk daha? Ne yapsın? Ya ne yapacaksın? Şadman Hanım ya, bu bağlantıyı farkında değil misiniz? Eski sevgilisi aradı, dedi ki Aslı Kayahan'ı elinden tutup zorla dövme yaptırmaya götürmüş. Kayahan da şimdi zorla yaptırdı diye açıklıyor aradan iki ay geçtikten sonra. Götürmüşündür. Demek Kayahan ki bunlar devamlı görüşüyorlarmış. Devamlı konuşuyorlarmış. Bunu bir tek ben mi görebiliyorum? Aldatıldım ben ya. Ya ne aldatması ya? Ne devamlı görüşeceğim ya? Sen iki kadını abi bir arada... gittim. En son gittiğimde geldi sokakta önüme çıktı. Ya ne yapayım ben? Ya bu nasıl bir şey? Nasıl bir tesadüf? Allah Allah. Sokakta ya geldi. Sen de orada yalan konuşma. Orada yalanı var. Kayahan'ın mı? Çünkü o kızla beraber anlaşmasa o şekilde yolda yürüyemez. Kafası karıştı kafası. Evet. Kayahan'ın biraz bunalımda. Kafası evet. Karıştı. Ama sebebiyet de Aslı. Dün ne dedi hatırlıyor musunuz Kayahan? Beni bunaltıyorsun. Şımarıklığınla, kaprislerinle beni bunaltıyorsun. Kaçıyorum dedi. Doğru demiş, doğru dedi. Kaçıp Iğdır'a gidiyorum dedi. Evet, dün abla. Söyledi bunu evet, çocuk. Abla ya, zaten ya. O bitmeyen bir ilişkiydi Seda Hanım. Bitmiş bir ilişki olsa nasıl gidebilir ki o kızın yanına? Bitmiş mi? Bana bir açıkla. Bitmişken nasıl gidebilir? Bu Gamze'ye yaradı bu iş. Bana zaten ne mesajlar geliyor her şey ortaya çıktığına rağmen. Ben de bu olduğunu düşünüyorum. Neden? Çünkü Kayahan haftanın 5 günü burada canlı yayında bana 3 aydır yaptığı her şey yalanmış da güya aşkını itiraf edip bana şarkılar söylüyordu. Burada çok aşığım Aslı, ölüyorum bitiyorum diyordu. Evet. Evet haftanın 5 evet. günü ama benimle ilişki demek. Yaşayıp. Hak etmiyormuşsun ben demek. Ben ne hak etmiyormuşum? Ben ne yaptım ya?
Sırf nişan yapmamak için, nikah kıymamak için. Hala nişan ya. Rezil mahallede hemen peşindesin ya. Ya. Ben istemiyorum bu saatten sonra. İsteme zaten. Ben zaten dün öyle bir şey olmayacaktı hayırdır ki. Ağzını yüzünü bükerek konuşma be. Zaten dün dedi ki ben yapmıyorum zaten hiçbir şey dedi sana. Sen şimdi diyorsun ki ben istemiyorum. Zaten o istemiyor ki, biz istemiyoruz ki. Sen niye şimdi suyun yüzeyine çıkıyorsun ki? Ben istemiyorum. Biz istemiyoruz zaten. Siz Kayahan'la evlenmenin bana çok büyük bir mükafat olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu kadar sadakatsiz bir insanla. Sen Kayahan gibi birini öp, bul da öp başına koy. Allah'a dua et. Ya sen hatalarını örtmek için evde bulaşık yıkıyormuşsun zaten. Benim ayağımı falan. Hatalarını örtmek için yapıyormuşsun bunları. Kendisinin hiç hataları yok zaten. Abi ölsün biçtim seni, sen düzenmiyorsun. Bak iki kadını bir arada. Sen düzenmiyorsun. Düzgün olanı var zaten. Benimle işin neydi? İstediğin gibi olanı var. Bak kol kola geziyorsun sokakta başını önüne eğmeden. Ya karşıma çıktı. Sen ne anlamaz birisin? Karşına çıktı. Sen de dedin gel. Seni bir gezdireyim. Böyle mi? Zorla girdi ya. Rebellik mi yaptın? Ya. Zorla koluna girdi. Terbiyesiz. Kumpas ya kurdular bana. Böyle bir yalan. Güzel konuşun. Kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Efendim Şükran. Kayahan artık doğruları açıklar mısın? Ben zaten bittiğini hep söylüyorum. Yarım kalmış bir ilişkiydi. Bitmemişti. Ama Kayahan bir türlü onu açıklayamıyor. Aslıcığım sen de biliyorsun bitmediğini, ilişkini. Allah'cığım böyle bir ilişki yoktu. Sokakta yürüyordum, karşıma çıktı. Hayır Kayahan'cığım, hayır değil. Sen burada doğruları açıklamıyorsun. Neden ne utanacağım bilemiyorum. Ya, neyden utanacağım ya? Sen utan kendinden. Şu ya cümleyi kurarken utanmıyorsun. Yolda karşıma çıktı. Kim inandı sana şu an? Ama dün dedi ki sana, bak yine onu da kaçırmışsınız. Biraz kıskanır da bir şeyler yapar diye. Aslında kıskanma yok. Değişme de yok. Nasıl yok ayol? Çıldırdı görmedin mi? Yok yok değil ben, Seda kıskanma Hanım. Kıskanma var da kıskanıp da değişmez. Kıskanmaz kıskanıp da değişmez. Soğuyorum Seda Hanım. O kadar soğuyorum ki yani o kadar soğudum ki şurada kurduğun cümlelerle. Utanıp evet diyeceğine aşkım özür dilerim böyle bir şey yaptım diyeceğine bir de diyorsun ki sen zorla bana şunu yaptırdın. Neden sen soğuyorsun? Benim o sevdiğim diyorsun. Ya açıkla. Sevdiğim neden diyorsun soğuyorsun? Sevdiğim. Neden soğuyorsun? Bunu soruyor musun göremiyor musun Kaya, bunu? Açık dondurucu olun musun sen görüşmenin soruyorsun planlı olmadığını. Hala güzel, yani buluştuğunu açıkla ya, söyle ya, neyinden çekiniyorsun, neyinden korkuyorsun ya? Ya? Yeter ya, ne istiyorsunuz ya? Neyi açıklayacağım? Açıkla ya her şeyi abi ya. Abi yürüyordum sokağın başına, geldi yanıma geldi. Konuştu benimle. Ne konuştu seninle? Söyle ya. Söyle ne susuyorsun? Konuştu? Bak o an bak zorla koluma giriyor bak abla. Aa! Zorla giriyor, arkadan çekmişler ya. Niye böyle yapıyorsunuz ya? Ya canım benim. Zorla giriyor. Ne oldu Nurhan? Başım ağrıyor. Daha çok ağır. Kayacığım sana çok kızıyorum çünkü ortadasın, dönüyorsun sürekli. Aslı buraya çıktı, açık yüreklilikle, yakışıklı sevgilim, seni seviyorum, bekliyorum, gel dedi. Sen de geldin. Baştan ne dedim? Türk erkeklerin yaptığı gibi, tipik Türk erkeği dedim. İnkar, tamamen inkar ettin. Yok evlenmedim, yok yapmadım, yok nişanlanmadım dedin. Tabii. Daha sonra toparladın kendini. Aslı değişsin. Değişmeye başladı kızcağız. Temizlik yapıyor, tırnağını kestir. Ne yapıyor abla? İki gündür yapıyor ya. Kirpini bütün eve ben boyadım ya. Yapmaya başladı bir tane. Ne yapıyor abla ya? Ne yaptı? Temizlik yapıyor. Nasıl bir şey yapmıyor. Ne yapacak ya? Bir şey yapıyor, yapmıyor başladı abla ya. Akşamdan hazırladı suyu. Kokmuş suyla evi sildi. Öğrenecek. Zaman lazım. Ya 25 yaşındayım diyor. Ne öğrenecek ya? Ya 25 benim, yaşına kadar benim, öğrenmemiş. Evim, ne öğrenecek bu kadın ya? Seni hiç ilgilendirmez tamam mı? Sonraki günde Allah yapacağım Allah zaman hazırladım. Hazırladığım sudan sana ne ya? Sana ne? Temizlik yapma, yaptı benim değişti evim, diyorlar ya. Benim temizliğim. Ne temizliği yaptın? Ya sizi hiç ilgilendirmez. Benim kardeşim benim orada yaşıyordu, senin, ilgilendiriyordu. Senin ilgileneceğin şey kardeşin iki kadını bir arada idare ederken ona nasıl böyle bir şey yapmamalısın deyip karşısında durmama. Bak ben sinirden konuşamıyorum. Ben seni istemiyorum ki niye kardeşime akıl vereceğim ya? Diyemiyor musun? Seni bu istesem söylerdim. Yaptığın ayıp Kayahan derdim. Ha. Ama seni istemiyorum. Karşına alıp deseydin ki ha, ben zaten. Şimdi Gamze diyor ki sen benim istediğim gelin adayı olsaydın ben kardeşimi bu konuda yerden yere vururdum. Evet ama vurur. Şu konuda tasdikliyor Kayahan'ı. Ben seni istemiyorum ki diyor Aslı'ya. İstemediğim için de doğru yolda gidiyor Kayahan diyor. Ben de iki kadını bir arada idare etmektense zaten Kayahan nasıl bir insan olduğu bugün ortaya çıktı.
Buraya gelmesine bence engel Kayağın olsaydın. Bence Kayağın iki kadını falan idare ettiği falan da yok. Öyle bir şey yok. Burada başka bir şey var. Kayağın iki kadını falan idare etmiyor. Ne kafası? Sadece sana bazı mesajları vermeye çalışıyor. Alamıyor mesajları abla. Ha, bir şey sen var. Bana mesaj verebilecek kadar benden üstün mü görüyorsun kendini? Sen çok mu üstünsün ya? Çok mu akıllısın sen ya? Sen önce benim söylediklerimi anla da sonra bana mesaj gönder. Bencilliğe bak ya. Söylediklerinde İngilizce konuşuyorsun. Kayağın İngilizce bencilliğe mi biliyor? Bencilliğe bak ya. Kayağın Türkçe senin neren üstün? Anlamıyor zaten. Ya beni çıldırtma. Senin neren üstün ya? Üç üniversite okudun diye üstün mü oldun? Üç üniversite okumadım. Yanlış dinlemişsin. Tamam mı? Üç üniversite okudum. Neyin üstün? Benim Kayağan, sen benim kardeşimin nedeni gide bir üstün. Ben Kayağan'a fazla geldiğim için böyle bir şey yaptı zaten. Ben sana fazlayım kızım. Senin neyin bana ben fazla? Ben sana fazlayım ya. Senin neyin bana fazla? Gömüyorsun ya. Adam sen gibi adamım ya. Beni bile yordun ya. Senin üstünlüğünle. Söylediğin gibi biri olmadığını bugün herkes gördü. O kadar vicdanım Gamze rahat. Gamze bir saniye bu konuda konuşun Kayağan. Sen dedin ki ben sana çok fazlayım. Aslı dedi ki ben senden çok üstünüm. Nereden bulacaksın onun benim gibi erkeği ya? Nereden bulacaksın ya? Ne? Sen kendini nasıl bir erkek olarak görüyorsun ki bulunmayacağım? Erkek gibi erkeğim daha ben ne yapayım ya? Ben zaten senin gibi aranmıyorum ki. İkinciyi bulan sensin. Abi sen değişme o tamam. O ikinci değildir. Sen kere. Değişme. O hep vardı sen ikinci değişme olan abi sensin. Ya, değişme ya. Değişme ya. Konuşuyorsun, konuşuyorsun, konuşuyorsun. Yeter arkadaşım. Sen ya. Beni böyle beğendin değil mi? Tabii karşımda bir ayağını indir onu ya. Onu böyle beğendin. Ayağını indir bir karşımda ya. İndirmiyorum. Sen öyle bacakların açık oturma. Muhatap olma o zaman düzgün ben düzgün otur o zaman. Adam gibi oturuyorum. Ne oturacağım ben? Sen benim konuştuğum üslupta dahi konuşmuyorsun. Böyle delikanlıyım, şöyle delikanlıyım diyerek olmuyor o işler. Ne var üslubumda? Ne varmış üslubumda? Annem ses kaydı attığında bile sana ağzını yüzünü büküyorsun. Yani, o zaman buraya gelsin diyorsun. Annen de orada sen boş konuşuyor. Sen bizim anneme, teyzeme neler yaptın ya? Annen de boş konuşuyor senin. Ne yanlış konuşuyorsun? Gelsin buraya. Annem neyi gelsin yanlış? Gelsin buraya gerçekler, görsün gerçekler, yüzleşelim. O kadar ya. Haklı ki annem. Haklı. Bütün her söylediğinde. Giyeyim buradan eteği. Haklıysa git annenin yanına. Metrobüslerde, metrolarda yanımda gez, ben de başa ek gezeyim. Bu mu gerçek olan? Bu mu hak? Annen seni görmüyor herhalde. Bu annen mu gerçek? Gerçekten görmüyor seni herhalde. Annesine surat mı? Sen bizim benim vardın? Teyzeme neler yaptın? Üstüne yürüdün. Anneme hasta dedik, dalga geçtin. Ya senin bana yaptıklarını saysak program biter. Kayağan burada diyor ki o benim sevdiğim diyor. Açıkla diyorum. Hala açıklamadın ya. Hani sevdiğin o ya o benim senin. Sevdiğimdi, sevgilimdi. Ya. Sokağın başında karşıma çevir, çıktı. Çevir. Allah'ım. Anlamıyor, anlamıyor arkadaşım. Sokağın başında karşına anlayamaz. Çıktı, Koluma girdi de görüyorsun, zorla koluma girmiş. Zorla, ya. Evet evet. Çok zorluyormuş gibi görünüyor seni gerçekten. Sevdiğim kelimesini açıklayacak mısın? Yanına di koysana. Sevdiğim... Sen sevdiğimdi demedin ki, o benim sevdiğim dedi. Ben... Orayı bile anlayamamış. Di. Dili geçmiş tamam. Yani şöyle ki eski sevgilisi buraya bağlandığında da Kayağan'a bağırıp çağırıyordu. Ama hafta sonları yanına gidip kol kola geziyormuş. O yüzden sevdiğimdi demesine de inanmıyorum. Yani buradaki dili geçmiş zaman benim için hiçbir anlam ifade etmiyor bak, Kayağan. Bak sonra koluma girdi bak arkadan çekmişler. Sen niye anlamıyorsun sen ya? Ay zaten önden çektirmezdin muhtemelen. Abi kumpas kurdular sana, her şeye inanıyorsun ya. Eski sevgilimdi. Kumpas kurdular. Takip etmiş de takip etmiş. Ne yapayım ben ya? Sana GPS ne takmış sana? Nasıl navigasyon mu? Takip ediyor abi ne yapayım ya? Ne olacak, büyük gibi görünen küçük bir yer aslında orası. Evet abla. Herkesin birbirini tanıdığı bir yer yani. Kıza demişlerdir seninkini şurada gördük. Seninkini burada gördük. Yaparlar ya öyle. Diye öyle bir şey olmuştur Aslıcığım. Seda Hanım o zorla koluna girecek. Kayağan da hani bırak beni demeyecek. Beraber yürüyecekler arkadan. Ya ben bunlara inanmam. Beni böyle kandıramazsın. Sen elinde yüzüğün yok bir kere. Nerede yüzük? O yüzüğü dün attım ve kırıldı. Ya ne yüzüğü? Hala yüzük peşinde. Benim yüzük kalbim gibi kırıldı o yüzük. Yüzük ne oldu ya? 3 aydır sen benim kalbimi kırıyorsun. Bilmiyorum abla. Ne çöpe mi attı, ne yaptı? İnşallah. Zaten değer vermiyordun ki bana. Anlayabiliyorsun artık ya gerçekten. Kayağan dün dedi ki Aslı sen nişanı falan hak etmiyorsun.
Bugün de dedi ki annen gelsin seni alsın. Benden uzak dur, Allah'a yakın ol. Benden uzak dur, Allah'a yakın ol ne demek ya? Ne yapayım? Ne demek? Ben yoruldum ya, vallahi yoruldum ya. Sen bir açıklama yapmak zorundasın. Bu görüntülerin, sevdiğim demenin. Hatta herkese Aslı bu dövmeyi zorla yaptırmadı. El ele tutuşup gittik demek zorundasın. Bunları yapacak mısın? Zorla yaptırmışsın ki öyle söylüyor. Açıklayacak mısın ya gerçekten? Açıklamıyorum. Açıklamıyorsun ha? Ne dediysem arkasındayım. Benden uzak Allah'a yakın ol mu diyorsun? Benden uzak Allah'a yakın ol abi. Benden uzak Allah'a yakın ol mu diyorsun? Evet. Ben öyle bir giderim ki. Aslı. Çok özür dilerim Seda Hanım. Ama ben gerçekten burada daha fazla duramayacağım. Durma. Hepinizden özür dilerim. Durma. Ben çok pişmanım buraya çıkıp seni çağırdığım için. Kapı odaya git, git. Ben sen git dediğin için gitmiyorum. Bu iş bittiği için gidiyorum. Git. Yazıklar olsun. Git. Olsun ya. Senden kurtuldum ya. Ne kadar güzel bir duygu ya. Senden uğraşacağım ben ya. Aslı stüdyodan kovuluyor. Gamze kovuyor. Kayahan değişti. Kovmaya başladı artık. Sana yazıklar olsun sana. Lütfen. Sana yazıklar olsun sana. Çok ağlayacaksın. Niye? Çok ağlayacaksın. Neden ağlayacak arkamdan? Eşyalarını da atıyorum git, şimdi. Git, git, direkt git, odana gidersin. Git, onun yeri benim yanım. Git. Evi barkı var. Yorma beni. Git. Olacaktı zaten. Ya, yeter arkadaş ya. Kayahan, acılar içinde şarkı söyle, kalk. Git abi git, benden kalk, uzak kalk, dur. Kalk, kalk annem, kalk. Ne kadar güzel, kurtulduk işte. Acılar içinde şarkını söyle çocuğum. Benden uzak dur ya. Ne yapayım? Biri gitti, benim biri de bağlasın. O bari şarkı söylesin. Git abi ya. Bakayım ne söyleyecek. Bundan sonra adını 40 yılda bir ararım. Sen de kaybettiğimi başkasına alırım. Bundan sonra adın 40 yılda bir anarım. La sen de kaybettiğimi başkasına alırım. Benim için üzülme. Benim için üzülme. Benim için üzülme. Bundan sonra adını 40 yılda bir anarım. Sen de kaybettiğini başkasında ararım. Başkasında! Gözlerin nemli nemli, başını hiç öleme. Ayrılık olur değil ki, benim için üzülme. Ayrılık olur değil ki, benim için üzülme. Bundan sonra da 40 yılda bir anarım. Sen de kaybettiğimi başkasına alırım. Benim için üzülme. Benim için üzülme. Benim için üzülme. Üzülme.
bağlamak bana düşer. Bir ömür harap oldu. Ağlamak bana düşer. Ha bir ömür harap oldu. Sonra adını 40 yılda bir anarım. Allah sende kaybettiğimi başkasında ararım. Başkasında! Başkasında! Bundan sonra adını 40 yılda bir anarım. Sende kaybettiğimi başkasında ararım. Bundan sonra adını 40 yılda bir anarım. Sende kaybettiğimi başkasını ararım. Benim için üzülme, benim için üzülme, benim için üzülme, benim için üzülme. Bizim için hiç üzülmesin. Ben çok seviniyorum gerçekten. Kayahan şarkı söyle dedim annem ama bu biraz ağır oldu ya. Oğlum ne anlattın abla şarkıda ya? Tam üstüne de iyi geldi abla. Bu konuya bu özellikle şarkıyı dinleyip sevinenler oldu. Şadıman ve Gamze'yi gördüm. Şadıman senin ne kadar mutlu oldu. Aa oh diyor hala. Çok iyi oldu. Çok mutluyum. Neden? Neden? Çünkü bir insan bu kadar inat olamaz. İnsanı bu kadar bunaltamaz. Evet. Seviyorsan bazı şeylere katlanacaksın. Sevmiyorsan dediği gibi tak sepeti koluna, hadi kendi yoluna. Evet. Bunları hep Kayahan'a sen yaptırıyorsun Şadıman. Sen Allah bilmiyorum. Ben Kayahan'ı bir evlat gibi seviyorum. Burada olan bütün çocukları. Seni dinlediği bakan kadar Gamze'yi dinlemiyor. Ya. Vallahi. Şadıman çok etkiliyor Kayahan'ı. Ben size söyleyeyim. Kayahan'ın kafasını Şadıman karıştırıyor. Öyle mi Kayahan? Ben bozuyorum seni. Ya yok abla ya, her şey ortada. Yok alakası ya. Seda Hanım. Her şey ortada ya. E kız gitti ya. Gider o aklını zaten. Aklını kullansın. Çok iyi oldu. Kullansın biraz. Onun işi gücü gitmek, ağlamak zaten. Ne yapacak? Gitsin abi ya git. Gitsin, benden uzak evet dur ya. Dur, bizden uzak dursun artık. Çok güzel oldu böyle. Ben o kadar çok seviniyorum ki şu an. O dövmeni de gidelim sildirelim. Boş ver ya. Aslı kim? Seni mi çekeceğim ya? Sen de kaybettiğimi başkasında ararım. Verin gazı çocuğa. Doğru mu Şükran? Senin gibi doğru birini bulduğunu söylüyor. En ufak şeyde yüzük atıyorlar. En ufak bir tartışmada yüzük atıyor. Ya nedir bu? Doğru haklı. Kayağına hak veriyorum. Birazcık seviyorsa bazı şeyleri de yapacak tabii ki. Çok mücadele etti. Görüyoruz burada. Bir adım ileri gitmiyor. Haklı. Şadıman bu arada Ayşe'ye ne yaptın bugün gelmedi? Aslı da gitti. Sen benim bütün müşterilerimi yolluyorsun Şadıman. Rakip gazino gibisin ya. Müşteriler kaçtı ya. Ayşe'ye bir şey yapmadım Seda Hanım. Hiç konuşmadım bile. Vallahi abla ben sevdim o anlamadı ne yapayım? Aa, sevdim anlamadı. Yalan mı ya? Doğru diyor ama Seda Hanım. Çok değer verdi bu çocuk Aslı'ya. Fakat Aslı bu çocuğun kıymetini bilemedi. Her şeyini yaptı ya. Her şeyinden ödül verdi Kayan ya. Her şeyini yaptı. Kendini rezil etti hala. Hiçbir şeyinden değişmedi ya. Ayşe Alice'ini bekliyor. Aşkından asla vazgeçmiyor. Elim yoksa elim duma. Bakışı şifrelim, tuş kilidini açmama az. Dün Alim aradı, kuru fasulyeni çok özledim dedi. Sürprizlerle geldiği için Alim bu kapıdan içeri koşarak gelecek. Eski kayınvalidesini es geçmedi Ayşe. Yuva dağıtanı yuvası olmaz. Bu sefer Zeynep Hanım'a ben ha 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 diyeceğim. Seviyorum, seviyorum, seviyorum. İlk göz ağrım Alim'i seviyorum. Peki Ayşe'nin hayalleri gerçekleşebilecek mi?
Şimdi sabahın sultanı Seda Sayan'da. Derin bir sessizlik. Doktor değilsin fakat ben senin hastanım Alim. Aynen Alim'e hastayım. Bu arada kafasına taş düşmüş, ne yazmış bak. Annen annem olsun, baban babam olsun Alim. Şunları baştan, ne bravosu, baştan yapaydı ya. Bak şimdi gene biz kendimiz kavga ediyoruz. Bizim kavgaya bak ama. Bravoymuş. Şurada kadın oturduğunda kadıncağıza neler etti? Ali'yi getirdim, neler etti? Şimdi... Ama kırmızı cüzdan aldıktan sonra zamana bırakacağız. Benim annem babam da Ali'min annesi babası. Olacak. Kırmızı cüzdan lazım. Evlilik cüzdanı. O sanki şey gibi oluyor, kırmızı kar yağdığında gibi. Dün dedim ki, Ali'yi şuraya getirdim, etmediğini bırakmadım. Adamın anasına da etmedik hakaret bırakmadın. Ama dedi, anası da onu hiç yalnız bırakmadı dedi. Biz de dedik ki, hayır. Ali burada annesi olmadan çok oturdu. Neler oldu o anda, izleyelim o günlerde. Ne hissediyorsun abla, şu an karşında? Abla özledim. İlk göz ağrım, çınarım. Şimdi daha çok heyecanım, korkum, panik, stres hepsi karışık. Bakamıyorsun adama, baksana ayol. Abla seviyorum. Senin çocuklarının annesi buraya geldi. Dedi ki abla benim kocamı kayınvaliden ayırdı, bizi ayırdı, elimden aldı dedi. Evet. Bu işin aslını anlatır mısın kardeşim? Ne oldu? Abla şimdi şunu söyleyeyim. Yapan zaten kendisi oldu abla. Bir annemle bir sıkıntımız olmadı. Şimdi biz ayrı eve çıktık. Annem de izah etmiştir size. Evet. 4 sefer ben ayrı evi açtım. 4 kere? Evet. Ondan sonra hari senin annen gelmeyecek, baban gelmeyecek dedi. Neden öyle yaptın? Abla orada Ali'nin yanlışı var. Yanlış, yalan söylüyor. Ailesi telefonları yine dolduruyordu. Ben 38 yaşındayım. Ben bu yaşamadan kimseye denemem. Annen dedi ki burada... 10 senelik evliliğinde 2 sene durdu dedi. Doğrudur. Ayşe dedi ki yok dedi, 6 sene durdum dedi. Hayır abla, doğrudur. Annem dediği doğrudur. 10 senelik evlilikte siz 2 sene mi yan yana durdunuz? Ya. Evet abla. Bu sürekli anasının evinde miydi evet, Ayşe? Evet abla, evet. Abla yalan, 6 sene durdum. Sadece büyük bir delil buldum. Ne yapacağım bu delille? Tamam, 10 günde... Delilde ne buldun? Hadi. Ya anlatılması... İmkansız bir şey. Abla dün başka birisi aracılığıyla ben duydum. Başka kişiye söz vermiş başka bir tanıdığına. Ne söz? Çocuklarımızla birlikte benimle yemeğe çıkacakmış bugün. Sen beni tutamazsın. Elimden geleni sallayarak çıkacağım. Tutarım, çıkamazsın. Tam gör bak sen. Ben elimi kolumu sallayarak da çıkacağım buradan. Ayşe çocuk gibi gittin kapıyı tutuyorsun ya. Abla Ali'mi bırakmayacağım. Onun karşıdan çıkar. Kimseye yedirmeyeceğim Ali'mi. Ayşe ne yaparsa yapsın olmadı. Ali yanında tutamadı. Kapıdan ayrıldığı gibi Ali stüdyodan çıkıp gitti. Ben Allah razı olsun çarşamba günü Adana'ya gidiyorum. Bak Adana'ya gidiyorum. Niye gidiyorum? Orada sevdiğim bayan var. Tamam mı? Hadi bakalım yapabilirsin. Düşünüyorum abla, ilk göz ağrım. Seviyorum. Ali'mi seviyorum. Sevmez baban. Bir daha söyle. Seviyorum. Sevmez baban. Bir daha söyle Ayşe. Sözlüken arabada bağırdığım gibi. Seviyorum. Sevmez gomazol. Evet, sen seviyorum dedikçe Ali bunları reddetti. Çünkü orada da sen iddialarda bulundun, ithamlarda bulundun. Çok tahrik ettim. Şimdi gelsin onları düzelteceğim inşallah. Tatlı yemeği götüreceğim, o iş bende. Telefonla konuşmalarınızda ya da yazışmalarınızda senin artık değiştiğine inanıyor mu? İnanıyor abla, aynı. Dün yazıştınız mı? Dün yazıştık. Niye düşünür bu kadar? Dün yazış. Yani biraz... Dün yazış. Hani Ali'min ismini duyunca heyecan yapıyorum. O yüzden dilim tutuldu biraz. Ayşe'nin Ali ile tatlı yiyelim diye tutturması da bizim hepimizin merakını... Hepimiz mi? Niye tatlı? Şurada yiyin dedim. Şurada. Şurayı göster görselim. Aa burada bak.
Pastane gibi burası. Burada oturacaktı. Ali ile o fırsatı da tepti. Biz dedim hepimiz stüdyodan çıkalım demedim mi? Dedim Boncuk Gözlü ablam Allah razı olsun o fırsatı da. Hayır dedin sen. Aynen. Dedim herkes çıksın burada yiyin dedim. Yok dedi. Dışarı gideceğiz tatlı yiyeceğiz tatlı yiyeceğiz. Onu da görelim onun ısrarlarını tatlı yeme ısrarlarını. Annen yine onu söyledi. Dedi ki bu ne yemek yapmayı bilir, ne temizliği temizlik, ya. Ne kadınlığı kadınlık. Abla gördü. O gün izledim ben. Güzel fasulye yaptı. Pirinç pilavını güzel yaptı. Abla heyecan yaptım. Daha ne diyeyim ben abla? Heyecan yaptım abla. Ben şimdi konuşacağım da konuşmak istemiyorum abla. Abla heyecan yaptım o zaman. Hani yok evde 10 numarayım ben abla. Yalan. Alim tatlıyı çok sever. Tatlı da falan 10 numarayım. Alim beni kırmaz, tatlıyı çok sever. Alim seni kırmaz, ha, evet. Sehpa'yı koy, sakın yaklaşma fazla. Götür onu, koyma oraya. Oraya koyma. Koyma bak, diyor, koyma. Koyma. Nimet için bir şey olur, düşürürsünüz elinizden. Götür olmasa kendin ye, hadi. Hadi. Aşkım biz birlikte, ben sana tatlı senin yediriyordum. Bir şeyini istemiyorum diyorum, bak git uzak dur. Güzel uzak günlerimizi dur. Hatırla. Alim'le pastaneye gidip, karşılıklı tatlı yerdik. Seviyor abla, tatlıyı çok seviyor. Tatlıda şifre var. Yemedik diyor Ali. Abla dondurmayı da çok sever, baklavanın üzerine. Allah Allah. Renkli dondurma, dondurmada da büyük bir şifre var. Şifre. Aşkım hatırla o şifreleri. Ay tatlıda ne şifre var anlamadık yani. Yok abla şifre. İkinizin arasında mı o şifre? Aynen abla şifre, büyük bomba. Büyük bomba, şifre. Aynen. Orada tatlı ikram ediyorsun ya, Ali'nin annesi... Almıyor. Yanında. Bir de şey, pastaneye gitmeyi de teklif ettiğinde Zeynep Hanım orada. Zeynep Hanım olmasa gider miydiniz, öyle mi düşünüyorsun? Aynen, giderdik. İnşallah gelsin Ali'm, gideceğiz zaten. Ama sen hiç şöyle bir teklifte bulunmadın. Zeynep annem, sen, Ali, ben bir pastaneye gidelim demedin. Gelmeyeceğini bildiğim için, tepki vereceğini bildiğim için kadına. Dedi. Hani demedim. Şimdiki aklınla eder miydin? Ali'mle gitsek daha iyi olurdu baş başa. Hani üçüncü kişi gelmez. İllallah diyorlar senden şu an. Al bak bak yakaları sirkiyorlar. İnsan biraz hani eski kayınvalidesi, çocuklarının babasını da geri kazanmak istiyorsun. Acık kadına şey yapacaktın. Zeynep annem, beraber bir pastaneye gidelim. Hiç yok sende şunlar. Yani Ali'mle gitsek o bana yeter. Ben sana nasıl öğrettim? Baklava tepsisini nasıl tutacaktın? Şöyle şöyle şöyle. Aynen. Demedim mi? Hatırlıyor musunuz? Öğretmedim mi kız? Dedim demiştim Boncuk Gözlü abla. Dedim. Aynen. Yapmadım, böyle yapıyorsun bak. Ben hani birden çok çabuk Ali'min ayaklarına kapanayım, hızlıca üzerine uçayım diyor. O yüzden acele ediyorum, acele ettim. Biraz. Zeynep Hanım'ın burada olmadığı günlerde oldu. O günleri de lehine çeviremedin. Şimdi bana diyorsun ki bak, annen annem olsun, baban babam olsun Ali'm. Kadın buradayken niye yapmadın? Çok çabuk tahrik oldum, tahrik edici sözler söyledim Ali'me. Orada hata yaptım. Ama Ali'm tek gelsin, düzelteceğim inşallah. Tek de oturttum ben bu adamı burada. Oturttum. İnşallah düzelteceğim. Yine yapmadın, gittin eskileri karıştırdın. Yok Kocaeli dedin, yok o dedin, seni kurtaracağım dedin. İşte şunların eline düştün dedin. Abuk subuk senaryolar yazdın Ayşe ya. İnşallah düzelteceğim Boncuk Gözlü abla. Efendim Semra. Şimdi Ayşe de geç olsa bile Zeynep Hanım'a yapmış olduğu... hatalarından pişman. Kendini düzeltmeye çalışıyor şu an pankart açarak. Fakat Ayşe'nin derdi güzel sıcak bir yuva kurmak. Hı. Eski eşi, eski aşkı geri kazanmak istiyor onu. Peki annen annem olsun, baban babam olsun. Bunu yazan kadın 3 gün önce Zeynep Hanım'ı arayıp gecenin birinde niye küfür etti, hakaret etti? Ayşe'nin işte 3 günde dediği... ne oldu buna? 3 günde değişti demek ki. Ali'mi göndersin diye değişti. Ali'nin aşkı değiştirdi. Ali'm gelsin. Ha. Zaten Ali'm gelecek de sıkıntı yok Karadeniz'de. Konya'da olmadığı için sıkıntı yok. Çok sinirlendin Şadıman sen. Çok sinirlendin. Ayşe. Gerçek mi konuşuyorsun? Gerçek konuşuyorum abla.
Sen demeden ben diyeyim hayal aleminde yaşıyorsun diyeceksin değil mi? Tabii diyeceğim. Senin için okuyorum ben. Çünkü Zeynep Hanım'ın ajanısın sen eski kaynananın. Adım ajan kalacak Seda Hanım. Ben buna ne diyeyim şimdi? Kızım bak sen var ya şu kafanı kullanırsan Ali'yi kendine bend edersin. Ama sen kullanamazsın. Zaten Ali'mle yazışıyoruz ki biz barıştık. Ne yazışması Karadeniz'de. Kız? Ne yazışması? Bak beni sinirlendirme. Sen Ali'yle konuşmuyorsun. Ali'yle yazışmıyorsun. Yok konuşuyorum. Ali'nin nerede olduğunu bilmiyorsun. Biliyorum. O sana gelen mesajlar da başkasının tarafından geliyor. Yok yok Ali'm Karadeniz'de biliyorum. Ben şimdi biliyorum çünkü numarayı biliyorum. He. Aa Şükran da kızdı. Neden? Yok yok Ali'm yeni numarasını kimseye vermedi. Alo Zeynep Hanımcığım. İyi yayınlar Seda Hanım. Ayşe benim sözümü kesmezse konuşurum. Ya değilse kapatırım sizi. Ayşe kesme lütfen. Zeynep Hanım dinlemek istiyorum ya. Bir kere şey soracağım sana Zeynep Hanım. İki gün, üç gün önce gecenin saat birinde arayıp sana küfür hakaret mi etti? Evet Seda Hanım. E şimdi de şey yazmış, annen annem olsun, babam babam olsun, Ali'm. Vallahi Seda Hanım, bize asla onun ne annesi oluruz, ne babası oluruz, ne de bizim işimize girebilir. Gecenin birinde ne diye küfür hakaret etti sana Zeynep Hanım? Bilmiyorum, açtım mı? Ben kız Zeynep arıyor sandım, açtım. Bana küfürler yaptı, ben de hemen engelledim Seda Hanım. Ya Seda Hanım, dün benim arkadaşımın canlı yayına girmiş, yapmadı küfürler. Koymamış bunu ne yalan. Durdursunuz Allah aşkına ya. Yalan boncuk gözlü ablam onun söyleme. Bir kanıtı var. Bak ben onları göndereceğim sana. Onları Aydoğan Bey'e göndereceğim ya senin hayattan hakaretleri ya. Allah aşkına gönder. Çok Allah merak ediyorum. Allah Seda Hanım onu. O şey iki birinci o ilk şahesin insan olmaz. Böyle bir boncuk gözlü ablam onlar da bana iftira attılar. Ya iki çocuğum da. Ne iftira atacak ya? Ne iftira atacak? İki çocuğum da Ali'mden ha, benim. Başka yaptı. Birisinden değil. Seda Hanım orada yaptığı hatanı onlarla yayınlara giriyor, onlarla yayın yapıyor. Nasıl bir insan bu ya? Nasıl bir insan değil? Girer de canlı yayında konuşur ya. Sen oğlun onu söyle. Komplo kuruyor oğlum bana. He benim oğlum komplo. Sen girmiyorsun. Yayınına konuşmuyorum mu ya? Yalan. Hiç utanmam sen ya. Yalan uydurma. Göndereceğim onları ben. Göndereceğim ablam ben. Diyorum. Seninle hep konuşuyorum. Zeynep Hanım'la konuşmak istiyorum. Geçen konuşturamadım kadını kızdı bana. Zeynep Hanımcığım. Evet Seda'm. Senin arkadaşının canlı yayına girip sana Ali'ye küfür mü etmiş? Bana arkadaşıma dedim. Seda'm. Hayır. Yalan yok. Yalan yok. Yok öyle bir şey. Göndereceğim ben sana onu Aydoğan Bey'e. Ya bu ne Allah aşkına Seda Hanım? Durdurup durman onu gönderin oradan. Bizden onu asla. Ay gönderiyorum şey diyor ki Ali gelecek diyor. Hayır vallahi asla gelmez Seda Hanım. Bizim onunla işimiz yok. Gelecek. Yok. Gelmez yok. Diyor. Bak bizim işimiz yok onunla. Bekle. Vallahi o, beklesin otursun gelmez. Eski kaynana benim de elimde delillerim var beklesen. Sen uydur kendin yaz kendin oku. Uydurmuyorum. Sen bak orada ağzın yüzün eğildi yalan söyle hala yalan söylüyorum. Nasıl hala sen yalan söylüyorsun? Allah'ından ben yalan bu. Söylemiyorum. Ağzın yüzün eğildi sen yalan söylüyorum. Hiç de bile ben doğruları söylüyorum Halim'le yazışıyorum. Ayşe öyle. Sen niye milletin canlı yayınlarına giriyorsun? Boncuk Gözlü ablam ben... Niye giriyorsun? Kadının arkadaşı. Senin ne işin var hocam? Yok Boncuk Gözlü ablam ben arkadaşına hakaret etmedim. Kocaelindeki malum kişiyle tartıştım. Ama sen milleti canlı yayına girersen daha neler gelir başına. Sen niye akıllanmıyorsun Ayşe? Hani malum kişi tahrik edici sözler söyledi. Ya edebilirler, tahrik edebilirler seni. Ya böyle olmaz ki ama. Bak sen Kocaeli'yle görüşmüyorum dedin. Bak biraz yok, önce kendin düştün. Telefonda görüşmüyorum. Yani konuşmuyorum. Sadece sosyal medyada tartıştık. O da çocuklarıma attığı iftiralardan dolayı. Zeynep Hanım. Efendim Seda. Burada dediler ki Ali Konya'da başka hayatında da biri var. İşine gücüne bakıyor. Evet. Ayşe de diyor ki hayır Karadeniz'de. He Karadeniz'de. Oğlum 3-4 gün sonra dışına çıkıyor Seda Hanım. Beklesin otursun.
Yurt dışına? Evet. Ancak öyle kurtulacağınızı düşünüyorsunuz. Evet. Yurt dışına ben de gideceğim kaynana. Eski kaynana oğlum beni de kaçıracak. Bekle. Sen orada bekle. Sen bekle. Oğlunla senin arkanla plan yapıyoruz. Beraber benim kaçacağız. Benim oğlumla kimse arama giremez. Anladın? O zaman kimse hiç... benim oğlumla arama giremez. Eski kaynana o zaman hiç evlendirmeseydi. Bitti. Biz sen değilsin evlenip boşanan. Eski kaynana. Halim dedi ki pasaportunu hazırla dedi. Birlikte kaçacağız. Sen ayakta uyu. Hazırla. Hadi git. Bekle sen ayakta uyu. Bekle. Seni bekliyor otogarda Ali. Boncuk Gözü Hanım halim dedi ki hani yaban çiftliğe gittiğimiz zaman bir iş bulduğum zaman elinde mesleği var kaynakçı. Daha fazla aylık verirler dedi. O yüzden Karadeniz'den vazgeçtik yabancı ülkeye kaçacağız. Gülüyüm bari. Zeynep Hanım. Çok komik. Pasaportum hazır. Hazır. Zeynep Hanım dedi ki biz ailece Ali, ben, Mustafa abi üçü gidiyorlar. Sonunda senden yurt dışına yok, gidiyorlar. Yok Boncuk Gözlü ablam sadece Halim'le biz gidiyoruz. Zaten Halim'e de İngilizceyi ben öğreteceğim. Ya, Halim'in hiç burada İngilizce konuştuğunu kimse duymadı. Halim'in İngilizcesini ben geliştireceğim. Yalan söyle. Ağzın yüzün eğildi ya. Yalan söyle durma ya. Vay iftiracı kaynana. Ben iftira etmiyorum. Sen iftira ediyorsun herkese. Oğlun Halim'e İngilizceyi ben öğreteceğim. Eski kaynana. Sen kimsin de öğreteceksin? Kimsin? Kimsin sen? Ben Halim'den daha üst seviyede İngilizce konuşuyorum. Öyle mi? Aman Seda Hanım size hayırlı yayınlar, ben kapatıyorum. Teşekkür ederiz Zeynep Hanımcığım bağlandığın için. Evet duydunuz, Zeynep Hanım dedi ki biz artık bıktık. Bu işin sonuna geldik. Ülkeyi terk ediyoruz. Bunun yüzünden yurt dışına yerleşiyoruz. Yok. Çünkü... artık bizi bıraktı. Arkadaşlarımın canlı yayına girip insanlara olmadık hakaretler. Halim'le ben gideceğim. Boncuk Gözlü ablam yalan. Hangisi doğru söylüyor? Benimkisi doğru. Karadeniz'e baktık yapamayacağız. Yabancı ülkeye kaçmaya karar verdik. Çok uzaklara gitmek için o yüzden. Kimse bize ulaşamazsın. Hattımızı da değiştireceğiz. Ama Ali bunları annesiyle konuşmuş, annesiyle yapacak. Biz yok, gidiyoruz Boncuk Gözlü ablam, Ali'm annesini asıl... Bence önce Ali gidecek, sonra annesini aldıracak. Asıl annesini oyuna getiriyor, beni değil. Ben Ali'nin yurt dışına gideceğini anladım biliyor musunuz? Yani Ayşe'yi üzmemek için, kırmamak için söylemiyorum ama... başka şeyden anladım. Hem de o tüyoyu bana Ayşe verdi. Birlikte gideceğiz Boncuk Gözlü ablam. Seninle gitmeyecek. Ali'mle. Yok birlikte kaçacağız biz. Yok Ali gerçekten gidiyor. Hem de onu bana sen farkında değilsin. Sen nasıl, nereye gidiyor, kimin vasıtasıyla gidiyor ben hepsinin farkındayım. Anne söylemiştim onu geçen gün. Ne demiştin? İki hafta önce Ali'mi yabancı ülkeye kaçıracaklar diye. Anne söylemiştim. Ama birlikte gideceğiz Ali'mle. Çünkü mesajlarda öyle yok, yazışıyoruz. Ali ile beraber gitmiyorsunuz. Ali... yurt dışına gidiyor. Yok Boncuk Gözlü ablam pasaportum hazır. Efendim Demet. Halim buraya gelecek buradan gideceğiz. Demet, ne yapayım Demet? Vallahi çok haklısınız. Ben de ne yapacağımı bilemiyorum şu anda. Bir yanım diyor ki Ayşe'yi tut. Şimdi Ayşe sürekli, Ayşe'cim seviyorum ama sürekli Allah yalan konuştuğu için gerçek söylediği bir şeye de inanamıyoruz aslında. Burada tatlı yemeğe gidelim dedi ya, artık zaten Zeynep Hanım sürekli onların arasında olduğu için baş başa yemek istemiştir. Ona aynen inanıyorum. Bir de hani böyle siz dediniz ya böyle kırıta gidin böyle cilveleşerek. İsterse bu var ya bu neler yapıyor. Şimdi, o aynen, Ali baksanıza yaparım. Ne kadar sert davrandı. Sonra şimdi Ayşe bir hata yaptı. Evet ben asla bu konuyu ortadan konuşmak istiyorum. Ayşe bir hata yaptı, Ali istemiyor. Ali 12 tane hata yaptı. Ayşe sen bunu nasıl miden kaldıracaksın? Sen nasıl kabul çocuklarımın edeceksin? Hatırı için ben senin yerinde olsam ben. Var ya. Bak şimdi çocukların hatırı diye bir şey yok yani. Bu normal bir şekilde erkek oluyor. Böyle bir şey yok. Sen de onu kabul etmeyeceksin. Kabul 12 ederim. Tane, bir tane değil bak. Senin bir tane yaptığın hata 12 tane yapıyor ve erkeklerin elini kırıyor. Öyle ayrıca bir şey yok. 12 sen taneydi. De istemeyeceksin. Demet 12 taneyi de kendi gelip anlatıyor. Biz bilmiyoruz. Evet yani. Kendi anlatıyor. Aynen. Hep, asla istemem Ayşe. Hep sosyal sen medyadan buluyor. Geziyor. Ve artı o 12 taneyle bir de muhatap oluyor. Yani
Bari muhatap olmazsın. Gelip burada anlatmazsın. Bizim onlardan haberimiz yoktu. Biz Ali ne yapıyor, ne ediyor o tarafıyla ilgilenmedik. Bekar adam dedik yani. Bunun bir süresi var. Onu doldurmaya çalışıyor dedik. En iyi insan... gelip burada anlatan hep Ayşe. Biz nereden bilelim? Biz bunun araştırmasını girmedik ki. Boncuk Gözlü ablam, onların içinde Ali mi tek hani gözetim altında tutan Ayça. Şu an hakkını yememek lazım. E şimdi Ayça da yok. En merhametlisi de Ali'nin yurt dışına çıkacağını ben bile biliyorum artık. Biraz önce de Zeynep Hanım bağlandı. Ben Zeynep Hanım'la hiç konuşmuyorum kadıncağızla. Buraya gelirse konuşuyorum. Seviyorum da Zeynep Hanım'ı. Şimdi kendine dedi, biz gidiyoruz Seda Hanım dedi. Bana göre önce Ali gidecek, sonra... Yok, Ali'mle biz gideceğiz, annesi kalacak. Ne diyeyim Safiye? Ali'mle Antarktika'ya bile giderim. Avustralya, Almanya. Yabancı ülkenin bütün ilçelerini gidersin giderim. Gidersin de o sensiz gidiyor, ben anladım. Yok yok, Ali'm tek başına İngilizceyi kavrayamaz ki. Burada hiç İngilizce konuştuğunu hiç gördünüz mü? Yok. Ona ben öğreteceğim. Hatta sen öğret aşkım bana dedi. Seda, ben de tamam aşkım dedim. Hemen öğreteceğim. Ayşe 6 aydır babasının yanında, çocuklarla rahat ama uğraşacak bir şey yoktu. Yani Ali iyice özledi. Nasıl Ali'yi buraya getirtebilir? Belki de böyle uğraşarak... Canına tak etti. Geldi. Ama burada Ali de Ayşe'ye gideceğiz diyor. Annesine gidiyorum diyor. Bakalım hangisini şey yapıyor. Ali buraya gelecek. Ama ne amaçla gelecek artık ben de şüpheye düştüm. Yani gelecek. Annesi gitmeyecek çünkü hani annesiyle babası İngilizceyi öğrenemez ki. Kocaman insanlar hani okumanın yaşı yok, öğrenmenin yaşı yok ama yok hani kavrayamazlar. Neye sinirlendi yine Şadıman? Ayşe niye böyle konuşuyorsun sen ya? Oraya pankart açtın. Kadına demediğin kalmadı gene ya. Boncuk Gözlü ablam, Aslı kardeşimden ders alıyorum ben. İngilizce konusunda. Sen bir kere Türkçeni düzelt de ondan sonra İngilizce al. İlerletmeye çalışıyorum. Hı. Halime de ben öğretiyorum. Zaten İngilizce olarak da yazışıyoruz Almanya'da arada. Almanya'da İngilizce mi konuşacaksınız? Aha, aynı. Ha, iyi. Tamam. Ah sen. Efendim. Bundan sonra herhalde İngilizce olarak hakaretler edecek. Evet. İngilizce öğreneceğim diyor ya. Ayşe, aslında güldüm ama özür dilerim yani, biraz gerildim. Yok, senin için aslında inan üzülüyorum. Ama dün akşam yine Zeynep anne bana da aynısını yazdı. Yurt dışına gidiyorlar. Yok, Ali'mle biz gidiyoruz. Annesiyle birlikte yurt dışına gidiyor. İnan Ali'mle buna. Biz gidiyoruz. Kendini kandırma bebeğim. Yok Ali'mle biz gidiyoruz. Demek ki gerçekten önce Ali, ben size söyleyeyim, önce Ali gider, öyle bir şey yok. Yok, Ali'm buraya gelecek, buradan gideceğiz zaten. Geleceğim dedi, mesajlarda da var. Ali'mi arada İngilizce yazıyorum. Aşkım bunu Türkçesi böyle diyorum. Ayşe, yani bunu, İngilizce Ayşe, cümleleri daha çabuk öğrensin. Yemin ederim hepimiz canı gönülden istiyoruz. Allah razı olsun ama hepinizden. Ama galiba sen o treni kaçırdın ya. Yok Boncuk Gözlü ablam, treni kaçırmadım. Ali'mle gideceğiz. Tren gitti. Gitti. Efendim Tülay. Şimdi Ayşe'cim, geldiğinden beri hiçbir şekilde değişmedin. Şimdi bak, orada ne güzel pankartı açtın. Annen annem olsun, babam babam olsun diye. Zeynep Hanım, Seda'nın hatırını kıramadı Seda Hanım'ın. Evet. Ve kalktı, telefona bağlandı. Sağ olsun. Hala daha ona o kadar farklı yaklaşıyorsun ki demiyorsun... Zeynep anneciğim, şimdiye kadar yaptıklarım için özür dilerim. Gerçekten ben Ali'yi çok seviyorum. Çocuklarımın hatırına bir daha bir rica etsem, bize bir şans versen demiyorsun. Hala daha kadını, yok ben bağlanmadım, sen yalan söylüyorsun, sen şunu yapıyorsun diye kadına hakaret ediyorsun. Ya sen değişmediğin sürece Ali yok, senin o... yanına asla ve asla gelmez. Gelecek sen... zaten Ali'm. Buradan birlikte gideceğiz. Sen gerçekten Ayşe ne yiyip ne içiyorsun? Hakikaten ay, merak ediyorum hiç, ben ya. Yoktu. Yani seni bu kadar istemeyen bir adama sen hala nasıl... Bir de Ali'mle konuşmak istemedikçe Ayşe aşık oluyor. Aynen. Ya bak, pırıl pırıl iki tane ne kadar güzel çocuğun var. Allah bırak Ali'yi Mali'yi bir kenara.
Onlarla ilgilen artık. Niye boşu boşuna kendini de paralıyorsun? Çocukları da... Tamam, çocuklar şu an okula gidiyor. Gerçekten Seda Hanım'ın sayesinde çok iyi bir eğitim alıyorlar. Allah razı olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Evin barkın çok güzel. Ona bile kimse erişemez şu an. Sen o rahatlığı bile şu an kazanmış bir vaziyettesin. Yani bırak şu Ali takıntılığını artık. Ali seni istemiyor. Ali'mle birlikte uçağa binip bulutların üzerinde gideceğiz. Bak, romantik bir şekilde akşam gideceğiz hem de. Ayşe, biz ne söylersek söyleyelim. Ali buraya gündüz gelecek, biz akşam buradan ilk uçağa binip kendimizi yabancı ülkede bulacağız inşallah. Valla keşke ya Ayşe. Evet. Keşke de. Seda Hanım, bir şey daha söyleyebilir miyim? Tabii hayatım. Hani biz burada nasıl böyle çatır çatır çatlıyoruz ya. İnan eve gidiyorum, herkes telefon açıyor bana. Ayşe gerçekten... Yani o söylediklerinde samimi mi? Yani bir insan bu kadar mı Ali aşığı olur diye bana soruyorlar Ayşe'cim. Gelecek inşallah. Tekrar gönlüm Ali'ne kaydı. Şimdi işin iç yüzünü anlatayım mı size? Ayşe bugüne kadar Ali'nin hayatına girenlerle cebelleşti, savaştı. Bir şekilde Ali ile irtibatı devam etti. Ama kavgalı, ama tartışmalı. Ali bir şekilde cevap veriyordu. Ta ki Ayça Ali'nin karşısına çıkana kadar. Ayça'nın Ali'nin üzerindeki etkisini, Ali'nin de Ayça'ya olan bağlılığını görünce vazgeçti. Bakın. Ne zaman öğrendi Ali ile Ayça ayrıldı? Ayşe soluğu burada aldı. Nafakamda nafakam. Belki Ali'yi buraya bu şekilde getiririm diye. Aynen. Ama Ali'ninki takıntı değil. Ali'm beni çok seviyor. Ben de Ali'mi çok seviyorum. Ama Zeynep Hanım'ın şu stüdyoya ilk geldiği günden beri söylediği sözü artık katılmaya başladım. Ayşe Ali'yi saplantı haline getirmiş. Yok Boncuk Gözlü ablam, saplantı değil. Biz seni kurtarmaya çalışıyoruz. Bak ne güzel giyinmişsin bugün. Kalk bak ayağa. Allah razı olsun, o hepinizin kendiliği, güzelliği. Ali'm aşkımızın rengini giydim, gel. Gel, seni bekliyorum, ikimizin kalbi bu. Sağ tarafta senin ismin, sol tarafta benim ismim. İkimizin baş harfi de aynı, bunda da bir şifre var. Artık Şadıman'ı casus olarak görüyor. Ahsen de Zeynep Hanım'ın casusları. Ahsen ve Şadıman. Boncuk Gözlü ablam, artık sıcak bir ülkeye gidiyoruz. Size öyle bir müjdeler getireceğim ki orada. Almanya'ya gidiyorsunuz. Almanya'nın her tarafı sıcak değil yani. İnşallah üçüncü bebek müjdesini de getireceğim Halim'le birlikte. Ay Zeynep Hanım var ya, kadın şu anda kesin kahkaha atıyordur bak. Zeynep Hanım diyor ki üçüncü bebek müjdesini de vereceğim yakında. Halim'le birlikte. Ay nereye inanacağımı şaşırdım ben. Şadıman abla, aşkta gurur olmaz diye bir söz var. Şarkıda var öyle. Yiyeceğim. Ve 10 sene ayrı kalacağım. Başkaları hayatıma girecek, gene gurur kalmaz. Nasıl kalmıyor ya? Nasıl 10 yıl? O 10 yıl ayrı kalsam o çocukları kimle yapacağım? Ne demek? Başkasına git. Allah Allah. İlla Ali mi? Anlamadın abla sen. 10 yıl ayrı mı yanında kalsam o çocuklar nasıl olacak? Sen 2 senede o çocukları hallettin. 2 sene. Hadi ondan diyelim 3. Hadi 3 diyelim. Çocukların arasında kaç yaş var fark? 2 yaş var abla. Kızım 2014'lü, oğlum da 2016'lı. 3 sene. Ah Ayşem, ah. Bunun doğumu var, hastane masrafları var. Ailemin yanında 4 yıl kaldım sadece. Tutmaz. Şadıman oradan işaret ediyor. Diyor ki önce çeneni tutmayı öğren diyor. Tutmaz. Tutmaz. Zeynep Hanım ne dedi? Arkadaşımın canlı yayına girip dedi. Kadına neler söylüyor? Boncuk Gözlü ablam, Alim vallahi billahi dedi ki senin kıymetini yeni anladım dedi. Allah. Ben de şok oldum. Bu sözü daha önemli şifre var. Şadıman abla, atacağım mı kendimi bir yerden dedi. Atma Ayşe. Yoksa amca da sensiz kalır. Bir şey söyleyeceğim ya. Bu sefer amca buraya çıkar seni aramaya. Şöyle olabilir mi? Ayşe'cim otur hayatım. Ayşe. Acaba sen buradan Ali Ali derken başka birine şifre oluyor olabilir misin? Birini kıskandırmaya çalışıyor olabilir misin? Yok yok Boncuk Gözlü ablam, Ali'm. Ali'm var. Yani kız yok yok gidiyormuş yok. Bak kadın annesi ya. Yok asıl benim annesini dedi, oğlum, kandırıyor. Arama kimse giremez dedi. Ne yapsa ben bilirim. Biz yurt dışına gidiyoruz dedi. Yok asıl annesini kandırıyor Ali.
Beni değil. Kime inanalım şimdi? Versene Safiye'ye. Ajan Şadıman abla Halim'le aramıza girme. Girme. Ajansın. Eski kaynanın ajanısın. Sakın girme aramıza. Sedan, Şadıman Halim... abla konuştuğu zaman tehlike... Tehlikeli cümle çıkıyor ağzından. Yani ajan olduğu için o yüzden korkutuyor beni. Hayır, Zeynep Hanım'la konuştuğu için doğruları söylüyor kadın. Sana yok, diyor ki... Yani bu tren kaçmış, yazık, günah sana diyor. Yalanları söylüyor. Ya Şadıman abla tren kaçmadı ki, her saat başı var Konya İstanbul arasında. Ayşe, ben hayatımda yalan konuşmam, hep direkt konuşurum. Hiçbir zaman yalanım yoktur. Yok. Onun için laflarına çok dikkat et. Bana gelen mesaj, şey açıkladım bir kere Seda Hanım'a, açıklamak istemiyorum. Seni rencide etmek istemiyorum. Onun için sus, otur orada. Yok, Halim'le gideceğiz biz. Böyle bir aşk var mı ya? Efendim Safiye? Seda Hanım, bu Ali birinden birini kandırıyor. Bunu öğreneceğiz sonunda ama... Eski Ali de belki hayatına o kadar giren insanlara tanıma etme şeyleriyle uğraştı, beceremedi ya da yapamadı diyelim. Ayşe'nin zaten huyunu suyunu biliyorum. Bir şekilde idare ederim. Ayşe'yi bu şekilde de kandırıyor olabilir. Nur yüzlü Halim, gül yüzlü Halim, evimin direği, gözümün bebeği, çocuklarımın babası, ilk göz ağrım, aşkım, ilk eşim. Halim, İlk göz ağrısı başka. Gerçekten giderse ne yapacaksın, yurt dışına gidersin? Yok, birlikte gideceğiz Boncuk Gözlü abla. Diyelim ki sensiz gitti. Zeynep Hanım haklı çıktı diyelim. Yok öyle ne bir yapacağım? Şey olamaz. Yazık değil mi? Daha çok genç. Kaç yaşındasın? 34. 34'e girdin. Zaten 3 senesi burada geçti. Yazık değil mi? Yazık değil mi ya? Ayşe ya. İnşallah Halim'le tekrar nikahlanacağım burada. Önce nişanımı, sonra kınamı, sonra nikah. Sırayla gideceğiz inşallah. Sana inanmak istiyorum. Semra. Bence Ayşe her şeyi doğru söylüyor. Aynen. Ayşe'cim inanma, Zeynep Hanım yalan söylüyor. Eğer yurt dışına çıkacak biri varsa Ayşe ile çıkacak Ali Bey. Aynen. Ali Zeynep Hanım'ı mı kandırıyor diyorsun? Evet, Ali de annesini kandırıyor. Çünkü annesi sürekli istemediği için o da öyle bir plan yaptı. Şimdi, efendim Nurhan. Şimdi Halim tek kaçsa çocukları göremeyecek. Yabancı ülke çok çok uzak. O yüzden birlikte kaçacağız. Annesini kandırıyor plan. Plan yapıyoruz daha doğrusu Halim. Semra Hanım'ın söylediğine katılıyorum. Ayşe Ali ile görüşüyor olabilir. Ama Ayşe'cim bak, biri de oyun oynuyor olabilir sana, bir tane. Yok abla, benim pasaportum hazır. Sen sesini duydun mu Ali'nin? Aynen duydum abla. Yani konuştuk. İyi. Konuşmuşlar Seda Hanım. Konuşuyoruz. Ben inanmıyorum doğrusu. Ama. Ay Nurhan, ben inanmıyorum konuştuğuna. Yazışmasına inanıyorum. Ama birinin yazdığına inanıyorum. Aynen, ben de. Ali'nin yazdığına inanamıyorum. Yok, Ali'nin yazıyor, gönderiyor. Keşke, evet inşallah. Aslında diyorum. Görüntülü konuştuk da onun hani kaydını şey yapamadım. Hani ekran görüntüsünü alamadım. Aceleyle de çok çabuk kapattık. Ali'nin annesinden korktuğu için o yüzden. Onun ekran kaydını alamadım. Görüntü falan da konuşuyoruz. Karadeniz'deki adam annesinden niye korksun ya? Evet Nurhan'cığım. Ayşe'cim bak, anneciğin babacığın hayatta. Onlarla beraber yaşıyorsun. Onlar çocuklarına ilgilensinler. Lütfen git bir işe gir. Ayaklarını sıkı sıkı yere bassın. Önüne güzel insanlar çıksın. Yeniden bir aile kurarsın. Halim'le birlikte olacak inşallah. Yabancı ülkede iş bulup çalışacağız. İnşallah. Efendim Ahsen, yarım kaldı senin konuşmaların. Sen de Zeynep Hanımcısın. Seni de anladık. Yok Seda. Ajan birdi, bir de Ahsen abla çıktı. Tam oldu, ikileşti. Ya ben Zeynep Hanımcı falan değilim ama durmadan kadıncağız bana yazıyor. Lütfen yalvarıyorum, söyle ona diyor. Bana karşı diyor saygılı olsun, biraz saygılı olsun ki Ali'yi kazansın diyor. Yok, Halim'le gideceğimiz için sıkıntı yok. Zamana bırakacağız. Sen saygı göstermiyorsun ki kadına. Hiç yani. Hiç Ayşe'cim. Bir özür dilemen bile yok yavrum. Nasıl gideceksin yurt dışına? Hani zamana bırakacağız. Halim'le biz bir gidelim, kendimiz yok bir kaçalım. Yok hayatım, yok. Zeynep anne herkesten bırakmıyor. Herkesten her şeyden birlikte uzak gidiyorlar. Diyelim. Birlikte gidiyorlar. Yok, Halim'le gideceğiz. Biletlerini bile hazırlamışlar, almışlar.
Bilet değil abla, pasaport gerekir yabancı ülkeye gitmek için. Benimkisi hazır. Ayşe, Ali'nin gideceğini biliyorum da, nereye de gideceğini biliyorum ama senin gideceğini bilmiyorum. Yok Boncuk Gözlü ablam, ben gideceğim. Ailesi kalacak. Çünkü benim İngilizceyi ben öğreteceğim ciddi ona. Ciddi dinle bak, gidiyor. Ciddi dinle. Gerçekten gidiyor. Nereye de gideceğini biliyorum. Ama sen yoksun. Yok ben varım Boncuk Gözlü ablam. Ailesi yok. Ne diyeyim Şükran? Ne? Evet, şimdi birkaç güne kadar Ayşe'yi seviyorum. Ayşe'ye de inanıyordum Bir tarafım inanıyor, bir tarafım inanmıyor. Ne dediğini. Ben burada Zeynep Hanım'a da, ya sen zaten Ayşe'cim burada senin istiyoruz ki Ali ile birleşmeni, çocuklarının başında olmasını, sana burada o kadar konuşuyoruz. Sen hala sosyal medyayı asla bırakmadın. Bırakmayacaksın da. Hala insanları orada değişik. Yani bıraktıramadık Seda Hanımcığım. Günlerce, aylarca burada söyledik. Ayşe yeter yapma, vazgeç diye ama geçmedin. E nerede, hani Ali'yi getirmeye çalışıyoruz. Hala itiyorsun sen. Yok Ali. Boncuk Gözlü ablam, senden bir şey rica edebilir miyim? Ali'mle yabancı ülkeye gitmeden, Ali'min de kafasına takıntı kalmasın. İki çocuğuma da test istiyorum. Niye, böyle bir şey mi konuştunuz? Kocaeli'ndeki malum kişinin yüzünde. Sana ne onlardan? Ali senden böyle bir şey talep etmedi ki. Ali'm de istiyor. Yani Kocaeli'ndeki insan çok mu önemli ki ona şey yapacağız, ispatlayacağız? Yok Ali'm de, yani sosyal medyada herkes bunu duydu. Ali'm de istiyor. Zaten oğlumunkisini istiyordu buradayken, ben ikisini de istiyorum Boncuk Gözlü abla. Hayır, hiç de öyle bir şey istemiyor adam. Zeynep Hanım da, Ali de öyle bir şey demediler. Uydurma. Ayşe, bunu uydurdun, yapma ya. Test mes. Sen Kocaeli'ne mi kendini tespit şey yapacaksın? Hani sosyal medyadaki herkese ispatlamak için. Çünkü dün adım çıktı. Sosyal medyaya mı göre yaşıyor bu kadın? Anlamadım ben seni. Ayşe, sana ne sosyal medyada? Hani herkes yazıyor yorumlara, çocuklar Ali'den yazsınlar, değilmiş yazsınlar, diye. Sürekli öyle yazıyorlar. Yazsınlar, siz kendinize bakın da geç. Yani niye cevap veriyorsun? Neden onlar için test istiyorsun? Deli misiniz siz ya? Şaşırdınız mı? Yani sosyal medya için gidip insan çocuğuna test yaptırır mı ya? Senin çocukların babası böyle... Ali'nin istediğine dair mesajlar da var Boncuk Gözlü ablam. Buraya gelen şahısa söylemiş, o gönderdi. O mesajlar da var. Kim söylemiş? Özlem'e söylemiş. Hani kim? Şüpheleniyorum oğlum Ayşe'den değil diye. Kim demiş? Özlem'e, Ali mi öyle demiş? Nasıl oğlum Ayşe'den değil? Yani şüpheleniyorum. Test isteyeceğim demiş. Yani test isteyeceğim demiş. Ama istemedi. Burada öyle bir şey demedi. Annesiyle en son geldiğinde demişti. Ya Ayşe, kendi kendine... Annesi de buradaydı hatta. Ya test yaptırınca ne olacağını, ne olacak zannediyor, onu da anlamadım da. Böyle bir şeyi talep eden yok senden. Şu sosyal medyadan çık dedik sana. Çık, çık. Zaten fazla girmiyorum hani eskisi ne? Gibi. Her fazla dakika oradaymışsın. Girmiyorum. Sabahlara kadar oradaymışsın. Yok Boncuk Gözlü ablam, eskisi gibi girmiyorum artık. Sosyal medya ne kadar zarar verdi ya bu insanlara. Gerçekten çok insan zarar gördü. Çok yuvalar yıkıldı ya. Nedir bu kadar etkisi insanlar üzerinde? Anlamadım yani. Hepimiz giriyoruz ya. Ben de giriyorum da, ne bileyim yani, girersin bir yemek bir şey paylaşırsın. Ay şunu aldım güzel çıktı ya da bunu aldım pahalı bilmem ne dersin. Böyle şeyler için olmalı. Biz bu işi beceremedik mi, ne yaptık yani, yanlış mı kullanıyoruz? Kim ne dedi, kim ne yaptı, o ne dedi, bu ne dedi, ona bakıyorsun sen. Asıl yuvaların dağılması sosyal medya yüzünden oluyor daha fazla. Ayşe, sen televizyona çıkıyorsun, televizyona çıktığın için... seninle ilgili bazı iddialar, ithamlar, iftiralar olabilir. Olabilir. İftira da atabilir. Seven var, sevmeyen var. Benim için de geçerli. Bu seven var, sevmeyen var. Ne yapayım, beni sevmiyor, bana iftira atıyor diye oturup onunla mı cebelleşeceğim? Defolsun gitsin, böyle rahat ediyorsun. Kesinlikle. Rahat etsin. Onunla mı uğraşacağım? Ay, çok şımar.
Ay çok işim var benim, hiç uğraşamam. Cansın konuşun, konuşun. Sen boncuk gözlü. Siz konuştukça ben kazanıyorum. Konuşun, konuşun. Cansın sen boncuk gözlü abla. Hepimiz seni çok seviyoruz. İşte sen de konuşuyorlar. Allah sen de tutup olsun. Cevap veriyorsun, hakaret ediyorsun, küfür ediyorsun. İşte çok çabuk tahrik oluyorum. İşte aynı şeyi çocuklarının babaannesine ve çocuklarının babasına da yaptın. Sen ama çocuklarının dedesine bile yaptın. O seni seven, koruyan adama bile neler yaptın. Boncuk gözlü ablam, geçen günkü hakareti durup dururken etmedim ben. Kanıtlarım vardı. Ne kanıtı Ayşe? Ayrılmışsın, bitmiş, gitmiş. Ne kanıtı, neyin kanıtı? Yok, Ali'yle geldi sana? Ali'yle alakalıydı. Ali'yle ve buradaki hepimizle alakalı. İpucu vereyim, şifre var. Ben o yüzden dayanamadım. Tahrik oldum, aradım eski kaynanayı. Ellerini çekip benden, yarın bugün gider oğlum. Ellerini çekip benden, yarın bugün gider oğlum. Hem sever hem sevinirdik, bu ayrılık ne? Sever hem sevinirdik, bu ayrılık neden oldu? Bu ayrılık neden oldu? Neden oldu? Yar aşkıyla senden ayrılmazdım.
düştüm ellere ben, ama senden ayrı gezen yürek değil beden oldu, yürek değil beden. Can'ın anneanne ve dedesi bu evliliğe karşı çıkarken bu kez Pınar'ın eski kayınpederi ortaya çıktı. Tüm dengeler değişti. Ne kayınbaba dinlerim, ne kayınana dinlerim, ne de kocamı dinlerim dedi. Akşamına çekip gitti. Ben böyle dedim, gelin olmaz. Ben de dedim oğlum dedim, bu bize gelmez, bu yaramaz. İddialar yenilir yutulur gibi değil. 14 çeyrek altına ne oldu? 14 tane çeyrek altınım vardı, hepsini bozdurduk. Ben kendi nişan yüzüğümü verdim oğluna bozdursun diye. Ne altın getirdi, ne şunu getirdi, ne bunu getirdi. Yalan konuşuyor. Birden sessizliğe bürünen Can, yoksa anneannesi ve dedesinin sözüne mi geldi? Ona sormayın, kocan seni niye getirip attı de. He? Kocamı ben bıraktım. Benim istemediğim şeyler yapıyordu. Birazdan sabahın sultanı Seda Sayan'da. Pınar ve Can buradalar gördüğünüz gibi. 4,5 eli Adana'ya Can'ın anneannesi Gülseren Hanım ve dedesi Tuncer abiye bağlanıyoruz. Dün Pınar'ın eski kayınpederi bağlandığında ve Pınar'la ilgili konuşmalarında Can'ın anneannesi Gülseren Hanım eski kayınpederi alkışladı. Tülay senin de dikkatini çekmiş, hepiniz gördünüz. Neden alkışladığını çok merak ettim. Gülseren Hanım. Efendim iyi yayınlar. Merhabalar Tuncer abi, merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Merhaba. Ben teşekkür ederim, şükür Allah'a iyi. Sizler nasılsınız? Allah iyilik versin. Şimdi dün Pınar'ın eski kayınpederi bağlanıp konuştuğunda Gülseren Hanım sen onu böyle canı yürekten alkışladın. Neden alkışladın hayatım? Evet. Neden mi alkışladım? Kayınpederi iyi konuştu. Aferin ona. Beni haksız yerine çıkarıyorlardı. Canla Pınar. Ben o, kayınbabası öyle kelimeler konuşunca ben içimden geldi alkış yaptım böyle. Yine de alkışlıyorum. He. Can anneannemle konuşmak ister misin? Maşallah. Anan... Bak bir de şu var. Konuş anne. Efendim oğlum. Konuş anne sen. Annem. Lafını bitir. Bak sana dayanamıyor gene anneanne. Tamam. Seda kızım. Efendim. Bir de şu var. Bana ben o beyefendiyi tanımıyorum, etmiyorum, görmedim, etmedim. Bana sadece babaannesi geldi. Pınar'ın babaannesi geldi. Konuştuk, kahve verdim, çay verdim. Ondan sonra kadının iki gözü, iki çeşme akıyor. Senin babaannen mi gitmiş? Babaannem. Niye ağlıyormuş seninle ilgili yavrum? Ya benle ilgili değil ya. Orada bir takım olaylar olmuş. Babaannem rahatsızlanmış, gelinleri hastaneye falan götürmemiş. Babaannem de bakkaldan falan yardım isteyeyim derken yolda giderken düşmüş. He. Babaannem zaten orada yaşadıkları için ağlıyor. He. Bakkal da bizim evin ön tarafı zaten. Tuncer abi. Yok, öyle değil. Öyle değil. Tuncer abi bir şeye kızdı. Bizim neye kızdın Tuncer abi sen? Bileceğim. Belki başka türlü gitmiş olabilir. Böyle bir şey yaptı, sinirlendi. Yok. Şimdi yanın konuşmasına düşme falan yok. Ay bizim evin içini biliyor musun Seda be? Hanım. Dede size normal gelmiş olabilir. Çünkü bize telefon geldiğinde rahatsızlandığı söylendi. Sanki evin içini biliyorsun. Bakkalın oraya gidip, bakkalın orada düştüğü söylenmişti bize. Üvey annem de hastaneye kaldırılmış. Bunu biliyor musun? Asfalt. Hadi yalan de. Bunları sen yalan demiyordun bakalım. Hayır, babaannem rahatsızlanmış diyorum, yalan diyor. Hiç yere gitmemiş oraya bakalım. Tuncer abi dinliyoruz seni. Geldi. Benim hanım da İkram'ın elinden geldiği kadar
tek ayaktan ikram edileceği et şeyleri ikram edebildiği kadar etti. Ağlayıp duruyor kızına. Torun. Neden ağlıyor dede? Torun. Kızına ağlıyor yaptıklarına, ettiklerine. Bize yalvarıyor ille kabul edin. Yaptıklarına değil, bana yapılanlara ağlıyor. Ya dedem bak siz de büyüklük yapın kurbanım. Gelelim bir elinizi öpelim. Haklısın. Bak babaannesini karşıladığınız gibi Pınar'ı da bir karşılayın, bir görün. Bir elinizi hayır, öpsün. Hayır asla. Bak. Asla. Oğlum. Sebep. Asla. Peki sebebi? Arda şey Can. Söyle dedem. Kesinlikle ve kesinlikle, kesinlikle ve kesinlikle kapıya elin dahil değemez. Dede, herkesi kabul ediyorum. Bir tek bir kızı mı kabul etmiyorsun ya? Sana diyorum ki gelsin bir elini öpsün, sana yatıda kalmasın, bir şey olsun bak, istemiyorum. Bak. Bir elini öpsün, bir görün, tanıyın ya. Bak, yok, yok. Ben, sen benim dediklerimi yapsaydın, adam olsaydın seni var ya göklerde göklere çıkarırdım göklere göklere. Dede şu anda ya. Yerin dibine sokuyorsun. Bir dediklerini yaparsam göklere çıkartıyorsun. Şu anda yerin dibine koyuyorsun. Bir şey bir soracağım. Yani bu saatten sonra ne olmasını istiyorsunuz? Beni bıraksın eve geri mi dönsün istiyorsunuz? Evet. Vicdanı evet. Rahatlayacak evet, mısın? Şu an onu mu istiyorsunuz? Kızım, ben anlamıyorum. Hayır teyzesi arıyor onu söylüyor. Siz evet. Onu söylüyorsun. Bak. Tamam madem öyleyse bu saatte evet, hafta evet. Sonu da Can'ı göndereceğim. Ne haliniz varsa görün ya. Madem tamam. Onu istiyorsunuz için rahatlayacak mı? Kayınbaban dedi zaten. Ben Can'ın çocuğunu taşırken için rahatlayacak mı? Vicdanınız el verecek mi bu kız? İyi biliyor mu Can'ın çocuğunu taşıdığını? Ne konuşuyorsun sana neresi? Bunu hafta sonu kanıtlayacağım. İyi biliyor tamam mu? Evet. Hafta sonu geleceğim sana bunu tanık o kadar ben. Çok net açıklayacağım. Kim kaçırmış? Ki. Pınar kim çocuğu? Çocuk Candan. Hayır. Pınar da hayır diyor. Hayır mahalleden başka biri de çıkmış demiş ki benim eski erkek arkadaşım hı. Çocuk benden. Aman tövbe tövbe yapmayın böyle şeyler be. Onunla evet. Soruna inanmıyor gidiyor elinin evet. Sonuna inanıyor. Ay sen yok, mahalledeki kulaktan dolmalara inanıyorsun. Gülseren Hanım. Eniştemle konuştun. Gülseren Hanım. Eniştemle konuş ya. Sen o sözlere inanma ya. Madem herkes efendim, benim Seda hakkımda kızım. Kötü söylüyor. Seda bak o sussun. Bak o sussun ben sana ha. Anlatacaklarım Pınar, var. Ben her gün yayına gelirken o karışmasın. Diye geliyorum yaptığına bak, bak. Ya. Bir şey karıştırma. Pınar dur. Hayır dinleyin. Hayır. Bak onun kayınbabası bile diyor. Nereye, nerede kocaya gitsen sen o evde durmazsın diye kulağımla duydum. Evet Can'ın yanına geldi Can'ın yanından sürekli bana kaçıyorum istirahat ben. Anneanne sen kulağınla duydun ben bunu canlı ben yaşıyorum. Kaçıyorsun. Ben yanından niye kaçmıyor? Ya da niye gitmiyor? Ya kulağınla duydum onunla gördüm bana bununla bak, görüştüm. Bana geçen bak. De dediniz ben ki kayınbabasıyla görüşüyorum dediniz. Ben de senin hakkında çok şey ben yargılıyor muyum seni? Neymiş benim hakkımda? Söyle bakayım vallahi benim hakkımda ne diyorum? Benim alnıma kalbim bak. Ana hiç öyle değilsin bak, yanlış anlama kurban. Bak yani, ben sen kendine göre öylesin ben de kendime göre öyleyim. Bak, attını bil, attını. Aa, koca da koca olsaydı da sahip çıksaydı. Senin ağzını cart ayırırım. Gel, gel. Cart ayırırım sen. Ağzını var ya. Saygılı olayım diye. Her tarafını ayırırım seni. Sen şey yapmadın. Özür dileyim diye çıkıyorum yayına. Senin... Bak. Dedem konuşsun. Gülseren Hanım. Dedem konuşsun. Gülseren Hanım. Hadi. Efendim Seda kızım. Bak da Pınar diyor ki her gün yayına özür dileyim diye çıkıyorum ama bana neler söylüyorlar diyor. Kızım ben söyleyenleri söylüyorum. Ben söyleyenlere bakmayın ne olur. Söylenenleri söylüyorsun. Benden dinlediğini söylemiyorsun. Dinlemek beni başkasından değil benden öğren. Senden. Gülseren çünkü, Hanım. Çünkü var ya sen çok geziyormuşsun. Bütün bak kaçmışsın kaçmışsın. Sen de çok geziyormuş ya. Benim kızlarımı... Benim kızlarımı ağzına alma. Bak. Bak. Ana sen kızın sebep teyzem annem alır. Çıktı mı? He? Çıktı mı? Sen çıktın mı anne?
çıktım. Haberin olsun. Sen çıkabildin mi? Benim son söyleyişim bu. Bak, bak. Tamam, tamam bana. Bak, son söyleyişim bu tamam, benim. Tamam, sakin. Benim evime gelmeyeceğiz. Bir dakika, sakin bir şekilde konuşacağım. Neden istemediğini öğrenebilir miyim? İstemiyorum kızım, sen neden? Benim işime yaramazsın. Nedeni ne? Nedeni ne? Senin işine yaramasına gerek yok ki zaten. Sana gelin olarak gelecek bu. Mal olarak gelmeyecek. O kocaya gidiyorsun, o kocayı bırakıyorsun, öbürüne kaçıyorsun. Ben kaç tane koca değiştirmişim? He. 50 tane. Anne, daha 18 yaşında çocuk bu ya. Anne, bak senin kızın da aynı şekilde çocuk yaşta evlendirildi, tamam mı? Sen kızım. Babamdan ayrıldı, başka birine gitti. Niye kelime kullanmadınız? Kapa çeneni. Bak canım, ben konuşamayacağım. Anne, tamam. Sen konuşma dedem. Kapayın konuyu, ben karışmayayım bundan sonra. Tamam, dedene veriyorum. Dedene. Dede. Dedenle konuş çocuğum sen. Dedem, kaç tane çocuk sahibisin değil mi sen? Kaç tane torunum var? Oğlum. Dinliyorum ama. Bak. Benim 12 tane torunum vardı. Şimdi 11 tane kaldı. Yok öyle deme tamam, Tuncer abi. Hayır öyle. Şimdi demin bak. De. Can. Efendim. Annenin. Hangi şu Osmaniye'nin neresine gidersen git. Pınar dedi. Mu diyorlar hemen. Dede, Gülseren dedim. Dedemin mesleğinden dolayı olmaz. Herkes yani birbirini tanıyor. Osmaniye çok ufak bir yer. Bir saatte Osmaniye komple dolaşabilir. Senin adını söylesek seni de mahallede o kadar kişi tanıyor. Beni de söylesen tanıyor. Can'ı da söylesen o kadar kişi tanıyor. Hayır. Ay bu mahalledeki söylentilere falan nasıl kızıyorum ya. Ya bizim mahalleye ne kadar aldanıyorsunuz ya. Ben 18 yaşında neler yapmış olabilirim ki? Dede. Ayrıca senin yaptığın hata seni bağlamıyor biliyor musun? Dede. Senin aileni bağlıyor kızım. Sana ne kadar sahip çıkmalarıyla ilintili bu. Bak biri de arayıp yayına bağlanmıyor. Neden? Yok, bir de röportaj yapmıyor. Sen bir yere sığamamışsın çocuğum o yüzden. Konuştuk ya. Ah, Pınar'ım. Değil abla ya. Devam ediyoruz. Ben Aslı'yı istemiyorum. Niye böyle yapıyorsun abla ya? İstemiyorum burada. Aslı'yı. Ben kararımı verdim. İstemiyorum sizi oğlum, istemiyorum. Ben onay vermiyorum Seda Hanımcığım. Olmaz yani, sevgi gelir geçer. O çocukların aileleriyle aralarını bulmak için buradayız biz. Seda Sayan kavuşamayanları birleştiriyor. Üstelik yeni bir hayata adım atarken onların en büyük ihtiyaçlarını da karşılıyor. Evlenmek mi istiyorsunuz? Çıkın çıkın gelin anacığım. İhbar hattımız 0212 702 3030. WhatsApp hattımız 0549 108 1010. Bizi arayın, bize mesaj atın. Sen sensizlikten bir parçasın, sevdanın sert çarptı dalgası. Artık faydalar faydasız, ne eksiği var ne de bir fazlası. Kömürden daha siyah sayfasın, üzümden düşen o son damlasın. Artık çareler çaresiz, sök içimde bir nebze sen kalmasın. Her fırsatta solumla bir açık arıyor, arıyor. Sanki gözleri bana sakladığım aşka sadece yokluğum. Ayrılığın habercisi muhbir gibi bakıyor gözlerin kara cahil. Sızdı kalbime sır gibi sakladığım aşka sadece yokluğum şahit. Her fırsatta solumda bir acı karıyor. Sanki gözleri bana muhbir gibi bakıyor. Her fırsatta solumda bir açık arıyor, arıyor. Sanki gözleri bana muhbir gibi bakıyor. Ayrılığın haber
derin kara cahil. Sızdı kalbime sır gibi sakladığım aşka sadece yokluğu şahit. Ayrılığın habercisi muhbir gibi bakıyor gözlerin kara cahil. Sızdı kalbime sır gibi sakladığım aşka sadece yokluğu şahit. Ayrılığın habercisi muhbir gibi bakıyor gözlerin kara cahil. Sızdı kalbime sır gibi sakladığım aşka sadece yokluğu şahit.